Hoş geldin Burak. Merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir final anlatmak istiyorum. Epeydir ayrı kaldık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz sohbet edelim arkadaşlar. Nasılsınız? Geldin İbrahim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de iyiyim. Ya böyle birkaç gündür güzel mesajlar alıyorum. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Neredesiniz diye böyle duygulandım, hoşuma gitti. Bugün size bir güzel bir oyun sonu anlatayım istedim. Biraz yoğundum. Yani yoğunluğum bitmiyor benim. Kitap projesi devam ediyor. Bir yerde takılmıştım. Oraya çok kafa yordum. Orayı çözdüm gibi arkadaşlar kitapta. Biraz daha hızlanacak. O biraz beni uğraştırdı. Ya Title Tuesday ve title'larına katılamıyorum. Salı günleri kamp var. Onda bitiyor. Cumartesi günleri de yine kamp var. O da 9.30 gibi bitiyor. Maalesef oynayamıyorum bu aralar. Mustafa yok ya. Mustafa çok iyi oynuyor. Hakikaten. Gururumuz yani. Onu ayarlayayım ya. Şu dediğin gibi slash Twitch yazmaya gerek yok değil mi? Çok mantıklı. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Valla Stockfish 13 çıktı. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Ben daha onu bile indirmedim. Öyle söyleyeyim. Yani nasıl yarar olur? Biraz hızlandırır sadece analizleri. Genelde bu analiz motorlarının mantığı işte analiz yapmak, ev hazırlığı yapmak, yenilik yapmak açılışlarda onun için kullanırsın. Bu arada Title Tuesday mi var bugün? Her hafta salı oluyordu değil mi o ya? Her ayın ilk salısı değil. Onları bile unuttum ya. Ne zaman yapılıyor? Şu an Title Tuesday oynanıyor demek ki. Aslında Title Tuesday'i izlemek de mantıklı. Mustafa'yı mı izlesek ya hep beraber? Yani muhtemelen hız farkı vardır diye tahmin ediyorum. 11'de çok da fark olacağını zannetmiyorum ama hani 11'de bulduğu varyantla 13'te bulduğu varyant arasında zaman farkı vardır. O zaman Mustafa'yı izleyelim. Ben ayarlayayım Title Tuesday'de. Daha iyi olur. Ha, chess.com'daydı değil mi o? Şu an gözükmüyor bende ya Title Tuesday. Ha tamam. Hemen şunu ayarlayayım.
Vallahi siyahlar C4 ve A4'e sarkıyor ama şah kanadında da bir sıkıntı yaşayabilir. Beyazın tek şansı H5 sürmek. Kale D6'dan belki savunabilir. Kale D6 fikri ama vezir F7 dönecek şimdi. Şimdi kale H1'e ne var acaba? G6'yı aldığında kale H1. Vezir D5 de düşünüyor olabilir burada Mustafa, değişsem mi diye. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, vezir D5 düşünüyordu. Vezir D5 oynadı. Çünkü diğer türlü biraz sıkıntı olacaktı burada. GF, FG6'ya kale H1, kale H6 fikirleri var. Vezir değişse bile böyle değişmek istedi. Şimdi C5 oynama fikri var. F7'yi alıp B3'e baskı yapacak. Kale D3 ile evet. E5. Yalnız şimdi neden böyle bir şey yaptı? Kale E5 alacak. Kale E5 de alabilir. Bir piyon geri düştü kalefin önünde. Kale B6. Kale A4, kale C6. Beraber ama işte bayrak zaman sıkıntısı var. Şimdi kale B6 oynayacak. Şah G4'e koyacak şimdi. Şah F3, Şah G4. Zaman sıkıntısı var. A3. Evet, orayı sadeleştirmek istiyor. Mantıklı bir tepki. Şimdi kale B7 şah, F5 oynuyor şah G6'ya, şah F6 o yüzden. Şah H5 oynarsa kale G3 alıyor. G4 sürmek istiyor, mantıklı. G4'ü engelledi. Tekrar şah. Evet. Kale H1, şah G4'e kale A1. Bu berabere. Şah F5 gelmek istiyordu, onu da kesti. Ya bu normalde berabere. Hoş geldin Rigor. Bu beraber ama Mustafa'nın zamanı sıkıntı. Şah H4, kale H3 mu gelecek acaba? Kale E4. Şah G2. Şimdi kaleler kale A3. Bu artık beraber ya. Neden şah çekti ki? Şah E4, şah F5 getirtti şimdi. Kale E5. Olmadı. Şah F5 gerçi gelemiyor ya. Kale A1. Kale A1 gelecek bir yerde. Şah. Ya artık bir yerde F5 oynaması gerekecek. Mecburiyetten. Kale G6, Şah H7. Ama bu sefer de Şah F6'ya saklanamayacak. İşte F5 bir yerde oynaması gerekecek yani. Yapacak bir şey yok. Kale E6, Şah F4. Hatta kale G6, Şah çekecek. Kale G6, Şah. Şah H7 atacak. Şah G8 tek hamle. Şah E5. Şah E5, kale G4, şah F6. Aa. H4. F6. H3'e kale C3, kale H4. Kale C3, kale H4. Kale C2. Kale G2 oynarsa
Kale G2'ye kale C3 oynuyor. Çok akıllıca bir hamle. İyi, kurtardı kurtardı. Ama bir dakika ya. Niye böyle bir çift soru? Ha, şah G6 oynuyor, çift soru değil ki. Şah G6. Bravo. Yok, çift soru çift soru. Neden böyle çift soru çekti? Aa. Niye böyle? Yok, evet, bu kayıp ya. Çok ilginç, kayıp. Ya ben ne zaman Mustafa izlesem kaybediyor ya. Nazar değdiriyorsun çocuğa. Ha, çok güzel olmuş chat ya. Kasparov ve Karpov var. Yalnız oyun sonunu çok güzel oynadı. Bizden kimler oynuyor arkadaşlar biliyor musunuz? Mustafa dışında. Vay, Magnus da burada. Oo, Umutcan da burada. Aa, bunun çok ilginç bir teorisi var. Kazanç teorisi. Atlar birbirine bağlı bir şekilde bekliyor. Şah E4. Zugzwang da bırakıyor ve kazanıyor. Şahı sıkıştıracak şimdi vezirle. Vezir E6. Sürekli şahla şey vezir... Aa, niye böyle bir şey yaptı? Vezir E6 da oluyordu yani. Şah sıkışıyor. Çok güzel. İlginç bir konuma denk geldik. Bugünkü doğru sana cevap verecektim ben ya. Unuttum. Tabii ki. Önce bir chopper'ımızı bulalım. Evet, Şahint. Mustafa rok atardı. D5 oynuyor. E tabii her şeyi oynayabilen var. At D2 oynanıyor galiba burada. At D2. H3. B4 fikri de oynayacak şimdi beyazlar. B4 C5 fikriyle. Ama H3 ilginç. F5 duracak muhtemelen. B4'ü kesiyor. F5. Ben size Fischer Karpov maçı ile ilgili görüşümü söyleyeceğim arkadaşlar. İncelediğim birkaç kitaba istinaden. Evet, bu F5'in avantajı veya siyahlar biraz alan kazanmaya çalışıyor. FDK'ni açıyor ama diğer taraftan da E4'te çok ciddi bir kare veya karakol da diyebiliriz oluşuyor. Beyaz için orayı kullanabiliyor. Muhtemelen vezir G6, H5, H4, G4 bu şekilde oynamayı tercih ediyor siyahlar. Şimdi beyaz da A3, B4 sürmesi lazım bir şekilde ama süremiyor şu an.
Kovançuk. Bana evet öyle. At B5'te C7'ye baskı yapmaya çalışabilir. Ama kale F7 ile tutuyor. Siyah hazırlıyor yavaş yavaş. Bu turnuva bittikten sonra size çok güzel bir oyun sonu göstereceğim arkadaşlar. Hazırlamıştım. Bir şey anlatayım istiyordum. Çok güzel bir oyun sonu. Şimdi acaba file E3 mü oynayacak? H5'i kesmek için şah G2 mi? Derken şah G2 oynadı. File E3. Belki kale H1 ya kale F2 kale H1 H4 oynayabiliriz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Karpovcum görüşürüz. Şöyle beni görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hasan eski ocak teşekkür ederim. Acaba neden fil F6 oynadı? File 7 sonra H5 sürmeye çalışacak. At H5. O vezirleri değişeceğim diyor Mustafa. At H5'te vezirleri değişebiliyor şu an. Vezir H7, vezir H7, şah H7. Bir yerde fil C5 de alabiliriz ama fil C5'teki sıkıntı şu arkadaşlar. B C5 alıp kale A8 A4 ile bir diğer kaleyi de B8'e koyup bir atak başlatabilir. Yani hani konum kapalı değişelim diye düşünürsek olmuyor. Fil C5 alamıyoruz. Alınabilir ama bundan dolayı. E4'e yerleşip evet siyahla çok mantıklı oynuyor. Şöyle G6'ya koyacak. File 8 File 8 anlamadım ben. Aa. At B5 A4 oynayacak. At B5 kapatacak. Güzel. File 8 anlamadım ben. Kale D2 ya da kale F2. Belki kale A6 aslında fil E7'den önce fil D8'den önce kale artık beraber oldu. Şimdi şahı D7'ye götürse. Şahı D7'ye götürse. Sonra C6 sürse F6 şey D6'yı koruyup C6 sürse şah F6 şah E7 şahı da ayrılamıyor ki G5 bu sefer sıkıntı. At B5 oynamadı. Kale A8. Hiçbir feda yaptırmıyor. File E5 vuracaktı. Şimdi at biraz ters yerde kaldı. File E8, file G6 oynayacak muhtemelen.
O konuda hiçbir bilgim yok. Rigor mortis ya. Çok ilginç bir maç oluyor. Kale F4 oynasa. Diğer kaleyi F8'e gelemiyoruz. Fil A5 alıyor. Peki burada beklese. Aa, kaliteyi feda edecek. İlginç. Fil E4. Neden böyle bir şey yaptı ki? Anlamadım Mustafa. Şimdi E4 de sürdü. Aman Allah'ım, şah F6, fil C3, şah E5. Kale F2 ve mat. Çok güzel. Evet, tek hamle bu. Kale B8. Kale B8 niye oynamadı? Kale H2. Kale G3 istiyor. Şah ayrılamıyor hiçbir zaman ya. Çok ilginç. Şah T4 gelemiyor şimdi. Gitti H3 B3 gitti. Birden kayıp konum oldu. Kale D1, kale A1. Bu kayıp artık. Şahı niye B5'ten B3'e getirdi siyahlar ya? Çok anlamsız. Şah F4, şah G3. Şahı B5'ten B3'e kadar getirdi ya. Bu teorik berabere mi? Bir dakika ama C piyonu var. G4. Çok ilginç. Teorik beraber de C piyonu var. Kazanç. Aman Allah'ım. C piyonundan dolayı kazanç oldu ya. Yok arkadaş, ben Mustafa'nın maçını izleyince kaybediyor ya. Çok ilginç. Yazık vallahi ya. Çok önemli bir maç. Bunu izleyelim. Ya çok güzel de konum vardı, anlamadım. Benim sesim kısık ve oyun sesi çok mu fazla? Bir saniye ya. Evet, çat çut ses beni de rahatsız etti. Sesler. Oh be, sessizlik.
şekilde arkadaşlar. Neyse ya, ben size güzel bir şey anlatayım. Konu anlatayım ya, boş verin bunu. ...20 yıldan önce de olabilir. Düzenli çalışmayla. Arkadaşlar, bu Mars'a çıkmayla ilgili ne düşünüyorsunuz? İnandırıcı geliyor mu size? Bilse de nasıl usta seviyesine gelecek Yusuf Oka? Behlül Hazındaroğlu'nu tanımıyorum. Yani bu Mars'ta çıkılma dair verilen görüntü, fotoğraf İrlanda, Greenland diye bir bölge ile aynı. Bize Vasukov anlatmıştı zamanında. Bu Neil Armstrong Ay'a çıkma olayında Yuri Gagarin'e çok samimilermiş, anlatmış. Yuri Gagarin de Vasukovlara anlatmış. Vasukov'un söylediğine göre Ay'a çıkma diye bir şey olmamış. Ben televizyon izlemiyorum ki ya. Televizyon yok evimde, yani evimizde televizyon izlemediğim için bilmiyorum. Biliyorum, Vasco bize Sakarya'dayken bunu anlatmıştı. Biz ağzımız açık, Vasco'nun arkadaşı anlatmıştı. Vasco da var tabii sohbette. Ya, o Twitter'da yayınladılar. İrlanda'da bir bölge. Ses efektleri eklemişler. Çok garip sesler geliyor. Şimdi neden söylediklerini tabii ki bilemiyorum. Yalan olup olmadığında da yalan da demedim ben. Sadece siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ay'a çıkmayla işte Mars'a inişle ilgili. Düz dünyacılar çok çoğalmaya başladı bu arada. Yani Elon Musk da biliyorsunuz, yani 2-3 şeyden bahsetti. Bitcoin dedi. Yok, Zatcoin, Zurtcoin, her şeyi yükseltti birden. Valla en temize satranç kaldı diyeceğiz artık. Yani dünyanın düz olduğu söyleniyor. Çok fazla olmaya başladı dünyanın düz olduğu ile ilgili söylemler. YouTube'da bana birkaç video önermişlerdi. O videoları hatırlarsam. Aynı anda iki tane güneş var. Çok ilginç bir şekilde. Ya, dolar da düşüyordu. Bizim reis damattan bahsetti. Dolar yükselmeye başladı tekrar. Ne güzel düşüyordu dolar ya. Türkiye'de satranç nüfusu neden 20-25 arası? Çünkü tabana yaydılar satrancı. Çok fazla oyuncu var. Çocuktan başlıyor. O yüzden yaş aralığı düştü. Kötü değil, düştü. Düşük yaş. Ama tabana yaymak satrancın gelişim açısından evet iyi olabilir de. Onda siyahlar biraz sıkıntılı. Vallahi hiç pişman değilim ya Bitcoin almadım diye. Yani ortada para yok arkadaşlar. Çok da bilgim yok bu konuda ama para yok ortada yani.
Nerede bu para? ...2700 üstü mü? Kale E3'e ne var bu arada? Zaten şu an 2800 üstü ya dünya şampiyonu. Vezir H7 mi oynayacak? Vezir E6 mı oynayacak? Ya da Vezir G7, E5'i de istiyor. Kale G3 istiyor. Eyvah eyvah. Kale G3. Daha iyi oynayabilirdi sanki ya beyazlar. Beraber yapacak şimdi. Cüneyt Yıldız göremeyeceğiz. Çünkü destek yok oyunculara. Yani görmemiz çok zor. Bir saniye arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar yakışıklı halimi? Hayır, 20-25 arasında yoğunlaşmasının sebebi şey, tabana yaydılar, küçük yaşlara yaydılar satrancı. İşte o yetişen çocuklar 20-25 yaş aralığında satranca devam edenler çoğunlukta olduğu için de öyle bir yaş aralığı pot şeyi oluştu. Vahap Şanal Kahsen'i yenecek bir oyuncu değil ki. Şimdi Kahsen'i birkaç defa yenmesi, Yıldırım Hızlı Satrançta yenmesi veya ağır partide bir kere yenmesi Karsen'den iyi olduğunu göstermiyor. Evet, yenebilir mi? Yenebilir. Mustafa da yenebilir Karsen'i. Ama totalde Karsen daha iyi bir oyuncu. Çok kuvvet turnuvalarda oynuyor ve o turnuvalardaki gösterdiği dirayet, oyun gücü Karsen'i yukarıda tutuyor. Karsen'in sonuçta o seviyeye gelene kadar ciddi antrenörleri oldu, sponsoru oldu. Vahap kendi başına, Mustafa kendi başına oynuyor. Teşekkürler arkadaşlar. Valla şimdi herhangi bir sektöre bakın arkadaşlar, desteklenen var mı? Yani bir tek tamam TSF olarak düşünme, sponsor bulması gerekiyor TSF'nin. Bak burada hem fikiriz. Sponsor bulunması gerekiyor ama paralar nereye gidiyor? Bu sponsor olanlar niye sadece futbola sponsor oluyor? Çünkü çok büyük bir endüstri futbol. Satranç büyük bir endüstri değil. Yani zincirin en baştan itibaren bakın. Devlet başarılı sporcuları destekliyor mu? Hoş geldiniz yeni gelenler. Ya İş Bankası şu an federasyonun olduğu yerin sponsor oldu. Orayı aldılar. Orayı ödedi. Hayır, açılış çalışın şimdi. Günümüzde teknoloji gelişti. Bizim zamanımızda biz kitaplardan çalışıyorduk açılışları. Zor oluyordu bizim için. İmkan varken çalışın da açılış. Ama öncelik hesap gücü ve konumsal anlayışa verin. Daha hızlı ilerlersiniz. Yoksa açılışla çalışın arkadaşlar. Açılışa karşı birisi değilim. Ama küçük yaşta çocukların böyle açılışı ezberlemelerine karşıyım. Satranç oynasınlar. Konumu anlamaya çalışsınlar. Bu öğretilsin ki uzun vadede başarı gelsin. Kısa vadede değil. Valla Carlsen nasıl çalışıyor? Birkaç Twitter'da takip ediyorum. Birkaç şeyini paylaşıyordu.
Etüt çözüyor. Her gün satranç ilgileniyor. Bu önemli. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Dahi doğulur. Valla satranç benim hedefim, motivasyonum vardı. Ben başarılı olmak istiyordum. Ama benim hedefim şeymiş. Ben büyük usta olana kadarmış. Büyük usta olduktan sonra bir hedefim yokmuş gibi hareket ettim. Tamamen eğitime döndüm. Çok da mutluyum bundan. Yani çok güzel mesajlar alıyorum. Hani iyi anlattım, iyi öğrettiğime dair. Belki eğitime geç dönsem ilerleyebilirdim satrançta. Şu anda hedefim tekrar ilerlemek. Bir hedef koymak gerekiyor. Bu hedef gerçekçi olmalı. Ben şimdi kalkıp ben dünya şampiyonu olacağım diyemem yani. Komik bir hedef bu. 2600 olacağım da demiyorum. 2600 olmak istiyorum ama önce 2500 olmam lazım benim. Hep küçük adımlar atarak ilerlemeyi tercih ettim ama planımı yaparken büyük adım atacak şekilde yapıyorum. Bu hedef doğrultusunda da ona göre hareket etmeliyiz. Mesela ben 2500 olacağım, 2600 olacağım dediğim zaman birçok şeyden feragat edeceğim. Derslerden feragat edeceğim, sosyal hayatımdan feragat edeceğim. Çok satrancı önceliğim satranç olacak, çalışma programı olacak. Ondan sonra diğerleri gelecek. Bu kolay bir şey değil. Bunu yaptığım zaman da ilerleyeceğimi düşünüyorum. Bu herkes için geçerli. Batuhan hoş geldin. Turnuvada yoktum ya. Benim geç bitti dersim yine. Samsun Satranç Okulu. Hoş geldiniz. 1200 bence orta seviyede. 1200, 1300 civarına başlangıç diyorum ben. Benim kendi değerlendirmem. 1300, 1600 işte orta seviye, 1600 üstü artık yukarı doğru gidiyor. Onur Ali Demirtaş. Şimdi satranç tek başına çalışması zor bir spor. Mutlaka bir eğitici eşliğinde çalışman gerekiyor. Herkes için bu geçerli. Herkesin imkanı doğrultusunda tabii ki. Bu çalışmanın dışında kendiniz de çalışma yapmalısınız arkadaşlar. Tek başına çalışmak zor evet ama kendiniz ne yapabilirsiniz? Böyle yayınları izleyebilirsiniz. Yani yabancı diliniz olmasa dahi. Mesela Nakamura yayın yapıyor, Timur Acaba yapıyor. Onların o görsel hafıza diye bir şey vardır. Maçlarını izleyerek yaptığı hamleler hafızanızda kalabilir veya fikir anlayabilirsiniz. Yani sürekli ilgilenmeniz gerekiyor. Her işte olduğu gibi satrançla da sürekli ilgilenirseniz ilerlersiniz ama işte bugün ilgileniyorsunuz, yarın ilgilenmiyorsunuz, 2 gün ilgilenmeyip sonra tekrar ilgileniyorsunuz. Bu şekilde ilerlemez satranç. Hiçbir alanda ilerleyemezsiniz. Her gün düzenli ilgilenmeniz gerekiyor. Hayır, konumu anlamak istiyorsanız strateji çalışmalısınız. Ya 1200 kötü demeyin. 1200 başlangıç. Sonuçta biz de başladığımızda sıfır başladık yani. Kötüden ziyade şu 1200 25 yaşındaysa bu anlamda tembellik etmiş demektir. Yeni başlamamışsa eğer. Nordiski galiba önerdiler bana onu da. Özgür önerdi. Çok fena değil dedi. Ben de bir takip edeceğim onu. Evet arkadaşlar şimdi bu konuma bir bakalım. Ben de size bir anlatayım bu konumu. Nedir bu konumumuz? Yayını da beğenin lütfen arkadaşlar. Epeydir yayın açmıyordum. Şimdi güzel bir final. Fil finali. Aynı renkli filler. Gördüğünüz gibi siyahın piyonları beyaz karelerde. Kendi filini kısıtlamış. Siyahın ise, şey beyazın ise piyonları siyah karelerde kendi filini kısıtlamamış ve diğer taraftan beyaz renkli filler olduğu için bu oyun sonunda siyah kareleri kontrol etmiş. Yani bu önemli. Siyah kareleri kontrol etmesi önemli. Bir tarafın fili pasifken kötüyken diğer tarafın fili aktif. Ve siyah karelerde piyonlar tarafından kontrol edilmiş. Şimdi burada sabit bir zayıflık var. Nedir? A6 zayıflığı. Birincisi fil bu çaprazdan ayrılamıyor. Çünkü şahla koruyamaz. Şah geriye gittiği an benim içeri girişim başlıyor. Yani şah siyah karelerden rakip kampa girecek. O yüzden şah sabit.
Fil de bakın sadece bu iki karede oynayabiliyor. Şimdi burada benim yapmam gereken nedir? İkinci bir zayıflık var ama ben baskı yapamıyorum D5'e. Demek ki bu zayıf değil. Benim şahım D4'te olsaydı evet bu daha temiz olabilirdi kazanç anlamında. Çünkü şah E5 girişlerimi şah D6 ile engelleyecek. Hem D5'e hem A6'ya basma fikrim olabilirdi. Zugzwang'da bırakabilirdim. O yüzden sadece A6 zayıflığı var. Burada yapmam gereken şey ikinci bir zayıflık yaratmak. Ben ikinci bir zayıflık yaratmalıyım. Bunu nasıl yapacağım? Bunu şah kanadından yapabilirim. Şimdi iki şekilde yapabilirim. Bir, file 2 gelebilirim. H3, G4. Daha sonra G5 sürüp G6 ve H7'yi sabit bırakıp sonra H4, H5 sürüp G6'yı alabilirim. Fil H5 bırakma fikirlerim çıkabilir. Bu bir. İkincisi G4'ten sonra H3 G4'ten sonra F5'i alabilirim. F5'i aldığım zaman fil alırsa A6 boşta olacağı için G ile almak zorunda. Bu sefer F5 de zayıf kalır artık. Yani şöyle bir konumda ben fil D3'te tuttuğum zaman A6 ve F5'e baskı yaptığım zaman G6 piyon olmadığını düşünün. Fil hareketsiz kalıyor bakın. Artık şahla oynamak zorunda kalıyor. Şimdi şahla oynadığı zaman da şahla D6 ve C6'da oynuyor. Peki ben burada şah C3 gelirsem mesela gösteriyorum örnek olarak. İkinci bir zayıflık yaratma temel planımız ama şah C3 geldiğimi düşünün. Şah C5 geldiğini düşünün. Ve sadece bir konum göstereceğim size. Hamleye bakmayın arkadaşlar. Ben hep mantık anlatmayı severim. Burada işte hocam ama G4 boşta. Hamleye bakmayın. Böyle beklediğini düşünelim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu konumu oluşturmak istedim ben şimdi partide. Evet, bu konum oluştu. Şimdi bakalım siyahların hamlesi var mı? Fille oynayamıyor. Çünkü eğer fili B7'ye gelirse F5 düşüyor. Fili C8 E6 çaprazında oynarsa A6 düşüyor. Piyonu da oynayamayacak sonuçta zugzwang'da kalacak. Mecburen bakın şahla oynamak zorunda. Şah C6, şah D4, şah D6'dan sonra ben yine bu konumu dizersem, sırayı siyah verirsem bakın zugzwang'da kalıyor. Şahım içeri girecek ya da piyonlardan birisini kaybedecek. Ha, demek ki benim F5 piyonunu zayıflatmam gerekiyor. Yani yeni bir zayıflık yaratmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? İkinci bir zayıflığı nasıl yapacağım? Gelin ona bakalım. Öncelikle burada H4 sürüyorum. Fikrim ne? H5 oynamak. Şimdi H5 fikriyle oynuyorum. Eğer rakip H5 oynarsa fil C2'den sonra bakın H5 oynadığı zaman yeni bir zayıflık oluştu gördüğünüz gibi. G6 piyonu. Fil A4, fil E8'e çağrı yok. Çünkü eğer fil D7 ile kapatırsa burada şunu düşüneceğim. Ben şahı içeri girdiğimi düşüneyim beyaz olarak. Filleri değişirsem piyon finali kazanç mı? Kazanç. Ne demek istiyorum? Fil D7, fil A4. Şah C7, fil D7. Şah D7, şah C5. Bakın piyon finali kazanç içeri girdiğim için. Yani fil D7 gelemiyor. Yani benim H4'üme H5 süremiyor. G6 piyonu zayıf olduğu için mecburen beklemek zorunda. Şah D6 bekliyor. H5 GH5. Şimdi amacımıza ulaştık. Demin size bahsettiğim konu. Şahı D4'e girmenin fikri nedir? Şah C3. Şah C5 oynayacak mecbur. Engellemek için. Şimdi artık zugzwang'da bırakmam lazım. Yani bu konumda hamle siyahta olacak. Ne yapıyorum? Fil F1. Bakın fili kısa çaprazda. Çünkü uzun çaprazda üçgen çizebilir. Ama kısa çaprazda tek bir çapraz var çizemez. Fil B7 gelmek zorunda. Şimdi file E2. Fil C8 geldiğinde fil D3. Bakın ben eğer bunu uzun çaprazda yaptırsaydım. Şah C5 geldi. Fil C2. Fil E6. Fil B1. Fil D7. Fil D3. Fil C8. Bakın. Üçgen çizdiremedim. Ya üçgen çizemedim. Zugzwang'da bırakamadım. Ama ben ne yaptım? Fil F1 oynadım. Kısa çaprazda tuttum filini. Fil B'de oynamak zorunda kaldı. Fil E2. H5 almak istemiyorum. Fil C8.
Fil D3. Vezuk Zonk'ta bıraktım. D4. Siyahlar akıllıca oynuyor. Yani tek şansı. Şahın D4'e girmesini istemiyor. Çünkü burada D4 oynamazsa, şah C6 oynarsa, bakın şah D4, şah D6'ya fil E2. Yine kısa çaprazda tutuyorum. Fil B7, fil F1, fil C8, fil D3. Yine Zugzwang. Hatta daha güzelini göstereyim ben size. Bakın. H6. Fil E2, fil B7, fil F1, fil C8, fil D3. H4 sürdü. Aldım. H5 süremez tabii ki ama H5 sürse, bakın H5 piyonlu değil burada. Fil E2, fil B7, H5 almak kazanç ama anlatmak istediğim başka bir şey. Piyon sürüşleri bile önemli değil burada. Fil F1, fil C8, fil D3. Bakın yine Zugzwang'da bıraktım. Yine şahla oynamak zorunda. Yani temel mantık bu. O yüzden fil C8, fil D3, Zugzwang'da kaldığında siyahlar akıllıca oynuyor. D4. Şahın D4'e girmesini istemiyor. E4, şah D5, fil C4. Şimdi şah E4 giderse artık D5 piyonunu ilerliyorum. H4, GH4, şah F4'e, burası çok önemli arkadaşlar. Bakın D6'ya D7 sürmek istiyorum. Fil A6 almak istiyorum. Şah E5 gelebilir. Kesiyorum. Çünkü ne oynarsa oynasın D6 fil A6'dan sonra iki piyonu birden tutamıyor. Benim filim A6'da da olsa F1 tutuyor. Mesela şah G3 oynadığını düşünelim. Şah D4'e. Şah G3'e D6. F4 sürdü. Fil çarpı A6. Şimdi alamıyor D7 vezir çıktığım için. Fille beklediği takdirde herhangi bir yerde. Benim filim F1 tuttuğu için sorun yok. Fil B5. A6 A7 süreceğim bu sefer. Yani o yüzden şah E4 gidemiyor. Fil C4'de şah D6 beklemek zorunda. D5. Bakın şah D4 gelmek istiyorum. Şah C5 oynadı. Madem şu konumda her şey eşitken, bu konuda ben bir piyon öne geçtim. Şu dubleyi düşünmeyin. Bir piyon öne geçtim. O zaman ben D4'e girmek istiyorsam D6. Almak zorunda. Şah D6, şah D4. Fil B7, yeniden başlıyoruz. Fil F1. Fil C8, fil D3 ve yine Zugzwang'da bakın. Şah E6 oynadığında şah C5 giriyorum. Şah C6 oynadığında şah E5 giriyorum ve kaybediyor. Yani çok güzel bir parti, çok öğretici bir parti. H4 fikri. İkinci bir zayıflık yaratmam lazım. Bu ikinci zayıflık olduğu zaman fil tek başına ikisini tutamayacak duruma gelecek. Çünkü piyonu A6'da kısa çapraz var. Eğer o piyon A6'da olmasaydı, A7'de olsaydı böyle bir şey olmayacaktı. İkinci bir zayıflık değil, tek bir zayıflık yaratmaya çalışmış olacaktık. O da savunulabilecekti. Ama burada ikinci bir zayıflık yaratarak H4'le kazanıyoruz maçı. Neden kazanıyoruz? Çünkü benim filmin E8'e girişi var arkadaşlar. Bakın A4 karesi boş. H5 sürerse burada fil C2'den sonra fil A4 fil E8'i engelleyemiyor. Evet, çok öğretici bir oyun sonu. Bugün bunu anlatmak istemiştim sizlere. Şimdi biraz sohbet edebiliriz. Sonra yayını kapatayım arkadaşlar. O Bilal'e anlatır gibi anlatma meşhur ya. Ya çok, ben çok sevdim bu örneği. Çok güzel bir örnek. Çok hoşuma gitmişti öğrencime anlatırken. Yani çok gerçekten öğretici. Yani evet, şu an mesela bu biraz bilinçle ilgili. Benim mesela satrancı olan yaklaşımım, bilincim, bu dönemde dünyaya gelmiş olsam çok daha farklı yerlere gelebileceğimi düşündürüyor bana. Çünkü yani satrançtan başka bir şey görmezdi gözüm. Şimdi çocuklarda imkan çok. Çok fazla imkan var ve kolay elde ettikleri için bu imkanları önemsemiyorlar maalesef. Değer vermiyorlar. Ama biz çok değer veriyorduk. Yani biz koca koca şu kalınlıkta kitaplar götürüyorduk turnuvaya ve onlardan çalışıyorduk. Her gün rakiplere çalışıyorduk tahtada.
Bugün Abdullah Bey de izliyor. Bana çok güzel bir şey söyledi. Kramnik'in söylediği bir şey varmış. Şimdiki gençler çok teknolojiyle iç içe. Ama tahtada çalışanlar ileride avantajlı olacak. Bunu kullanacak bu avantajını. Ben de tahtada çalışanlardan birisiyim. Hep tahtada çalıştık biz, satranç tahtasında. Satranç takımında çalıştık bilgisayar yerine. Açılışları oynatarak baktık kitaplardan. Hani kitabı aldık, tahtada oynattık taşları. Bunun yararını göreceğiz bizler de. Teknolojiyi de olumlu kullanırsak tabii ki hızlandıracak bizi. Ama yani bizim için değerliydi. Her kitap değerliydi. Aldığımız her kitabı okurduk biz. O kitapla uyurduk yani. Şimdiki nesil biraz daha şanslı bilgiye ulaşma konusunda ama önemsemiyorlar maalesef. Title Arena oynayamıyorum derslerden dolayı. Türkiye şampiyonasındayken yaş grupları mı? Türkiye şampiyonası yapıldı. Oynadım, fena da oynamamıştım. Türkiye kupası yapılacak galiba. Türkiye kupasına katılmak istiyorum ben. Eğer şartlar ne olacak, nasıl olacak bilmiyorum. Evet, Murphy sorun hakkında konuşabiliriz. Şimdi kıyaslama yapmak çok zor. Çünkü Murphy'nin yaşadığı dönemle şu an yaşanan dönem satrancın evrimleşmesi, gelişmesi farklı. Murphy döneminde tamamen bilinmez topraklarda satranç. Çok fazla keşfedilmesi gereken şey vardı ve bu tahtada keşfediliyordu. İnsanlar tahtada çalışabiliyordu. O zamanın şartları, ekonomik şartları, işte teknolojik şartları imkanların kısıtlı olduğunu gösteriyor. Şimdi Murphy bu dönem yaşasa IMGM'ler yener miydi? Murphy satranca başladığı dönemden itibaren böyle imkan versen bence yenemezdi. Aynı çalışma, mesela ben 5 yıl mı çalışmışım? Murphy de 5 yıl çalışsın. Aynı şartlara sahip olalım. Kıyaslayalım. Murphy yenemezlerdi bence yani. İnanılmaz büyük bir yetenekti Murphy. Kısıtlı imkanlarda kendi yaratıyordu tahtada. Yani yanlışları yok muydu? Vardı. Ama şöyle bir kıyaslama bana saçma geliyor. Murphy'yi alsam bu döneme koysam. Şimdi Murphy'yi alıp bu döneme koysam Murphy'nin çok fazla bilmediği şey var. Tahtada yatmak istiyor ama bu dönemdeki IMG'ler, GM'ler çok fazla şey biliyor. Şimdi Murphy onu tahtada bulmaya çalışırken biz bilerek oynamış olacağız. Yani kıyaslama zor bence. Yani nasıl sağlıklı kıyaslama yapılabilir? Aynı bilgiyi Murphy'ye de yüklesen ve karşılaştırılsak o zaman Murphy yeteneğiyle çoğu kişi ezer geçer diye düşünüyorum. Ya Murphy yetenekli, çok yetenekli. Valla ben açık söyleyeyim yani o dönemde beni yenerdi. Çok rahat yenerdi diye düşünüyorum. Şimdi tamam, ben de mesela Adorian Leko'nun antrenörünü yaptı. Leko'yu dünya şampiyonu yapacaktı neredeyse. Türkiye'ye geldiğinde de şey demişti, ben çok küçük yaşta oynamıştım. 9 yaşındaydım. Rahmetli Ali İpek vardı. Sümitana yapılmıştı. Sümitana'dan sonra ben de oynamıştım. Bu çocuğu bana verin, dünya şampiyonu yapayım demişti. Babam da ben memur bir insanım. Gücüm yetmez demişti. Çünkü benim Macaristan'a götürmek istiyordu. Çalıştıracaktı. Para sonuçta, ücret istiyordu bu anlamda ama çok beğenmişti beni. Öyle bir imkanımız olmadı. Hani sonuçta Adorian benim yetenekli olduğumu söylemişti ama ya Murphy'ninki çok farklı. Murphy bilmiyorum. Ya oynardık, oynamaz değildik ama Murphy yenerdi diye tahmin edebiliyor, düşünüyorum. Çok farklı bir yetenek Murphy. Oyun sonu en iyi önerebileceğim kitap oyun sonlarını anlamak. John Lennon'ın. Valla orada Cengiz, Akel, yani bir tek sattığı şey buz okey olsa yine orada bir güç gösterisi olacaktı. Çünkü çok ciddi bir güç gösterisi vardı. Kapitalist sistemle komünist sistem savaşıyordu. Her alanda bu gösteri olacaktı. Satranca yansımaları oldu mu? Oldu. Olumlu ve olumsuz oldu maalesef. Taimanov hak etmediği bir şekilde yaşadı sefalet içinde maalesef. Yani çok ünlü bir piyanist Taimanov. Fischer'i 6-0 kaybettiği için o soğuk savaş dönemi hiçbir iş vermediler Taimanov'a. Piyanist olarak da iş bulamadı. Korşuna sürüldü ülkeden. Yani dezavantajları olmadı değil. Avantajları da oldu ama. Ama oyun gücünü neye göre belirleyeceğiz? Sonuçta benim aldığım bilgiyle Murphy'nin aldığı bilgi bir değil ki. O bilgiyi ikimiz de aldığımız zaman
İşte kim iyi kullanabiliyorsa yetenek orada devreye girecek. Yoksa aynı şeyleri, donanımları ikimize de yüklesen, ya şimdi atıyorum Stockfish 13'te 3000, işte Leland mıdır nedir? O da 3000 diyelim. Şimdi neden bir tanesi kazanıyor? Çünkü orada bir yönlendirme olduğu zaman yaratıcılık devreye giriyor. Bilgisayara hesap yapıyor çünkü. Yani yetenek olmadan kıyaslamak çok zor. Donanım ikimizde de aynı olsa ne olacağını bilemiyoruz ki. Evet Ali Yıldırım. Ben Sancaktepe'de 5 sene boyunca orada gösteriye gitmiştim. Simultane yapıyordum. Gözlerim kapalı. Körleme. 5 kişiye karşı. İkinci masada bir sorun çıktı. İmkansız dediler. Hayır dedim. İmkansız dendi. Hatta oynatan da satranç bilen birisiydi. Ben de bakın dedim. Parti şu şekilde oldu deyip en baştan partiyi oynattım. Burada hata yapmışsınız o zaman siz deyip hatayı da göstermiştim. Onun hikayesi daha devam ediyor. Ondan sonra ben askere gittim. O körleme oyunundan sonra askere gittim ben. Askerde komutan geldi. Herkese soruyor işte şeyini, yani askerliğe alışsın diye herkesle konuşuyor, muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Bana geldi işte, bize çanta falan verdiler, üniformamızı verdiler. Koğuşa çıktık, yerleştiriyoruz. Geldi yanıma, sen ne işle meşguldün dedi sivil hayatında. Sporcuydum komutan dedi. Ne spor dedi. Satranççıydım dedim. Aa dedi şey, bir tane Kanal 7'de çıkmıştık biz bir de. Kanal 7'de bir şey vardı. Bir satranççı çıkmıştı böyle 5 kişiye karşı körleme gözü kapalı oynadı ya, tanıyor musun sen? O çocuğu inanılmaz birisiydi falan dedi. Tanıyorum dedim. Kim dedi? Benim dedim. Bir sinirlendi, böyle dalga mı geçiyorsun sen dedi. Hayır komutanım, bendim o dedim. Aa öyle mi dedi, böyle elini omzuma attı. Biraz satranç konuştu benimle. Tek anım bu askerde, başka da bir anım yok. Kişi mi 100 kişi oynayan var ya. Benim 5 kişi ne ki? 5 kişi oynamam. Mersin'e nasıl geleyim valla? Yani genelde böyle illere kamp için gidiyorum da işte bir senedir yerimizden kıpırdayamıyoruz. Ben eski zamanlarda yaşamak isterdim ya. Yani benim böyle hayallerim var mesela. Atatürk'ün rakı sofrasında olmak isterdim. Yani bütün şey bilgiler orada konuşulurmuş. Yani tamamen bilgi patlaması ya. Her şey konuşulmuş orada yani, bilgi amaçlı. Çok isterdim o sofrada olmayı mesela. Burada tamamen rakı içmeyi de seviyorum. Orada oturup dinlemek isterdim. Dinozorların olduğu dönemde olmak isterdim. Dinozorları görmek isterdim. Tesla hayranıyım. Tesla'nın olduğu dönemde yaşamak isterdim. Böyle hayallerim var. Hayal tabii bunlar. İkinci el arabalar fırladı gitti diyorlar ama vallahi bilmiyorum. Yani araba, benim arabam yok. Hani ihtiyacım olduğunda kiralıyorum. Çok da ihtiyacım olmuyor. Bisiklete biniyorum. Bisikletle geziyorum. Çok da mutluyum. Valla Kanal 7 videosu bilmiyorum var mı? Ama televizyonda çıkmıştı. Hatta belediye başkanı, çok da tatlı birisiydi belediye başkanı gerçekten. Beni davet etmişti canlı yayına, beraber çıkalım diye. Dedim başkanım ben askere gidiyorum maalesef, katılamayacağım dedim. Çıkamamıştım canlı yayına da. Hiç sigara yasağı yoktu. Ben Hollanda'ya turnuvaya gittim. Rakibim bira içiyordu karşımda. Serbestti o zamanlar. Bira içip oynuyordu yani. Ben oynayamamıştım. Gerçi turnuvada fena gitmemişti. Ödül almıştım ama oynayamamıştım. Böyle kokuyordu. Bira içerek oynayanlar vardı. Sohbet edenler vardı. Nasıl bir turnuvaya geldim diye ilk başta şaşırmıştım. Sigarayı içilseydi ben hayatta oynayamazdım. Yani sigara hiç içmedim. Kokusu da beni rahatsız ediyor. Duman da rahatsız ediyor. İyi ki kalkmış o yasak diyebiliyorum. Şey, iyi ki kalkmış o. Yasak gelmiş diyebilirim. Kripto para hakkında hiç bilgim yok arkadaşlar ya. Yani borsada değerlendirebilirsiniz paranızı. İyi bir yatırım aracı borsa ama böyle hemen zengin olma hayalleri kurmayın. Sabırla bekleyin. Borsa için bunu söyleyebilirim.
Ben o zamanlar Edna Sattanç kitabı düşürmezdim rigor mortis'e. Hiç, ben televizyon izleme alışkanlığım benim çok yok. Televizyon izlemezdim ben. Yani Türk dizilerden bir tane dizi izledim. Tatlı Hayat. İnanılmaz severdim Tatlı Hayat'ı. Ha, pardon, iki tane. Bir de 7 numara. Yani iki kere falan bitirmişliğim var ikisinde. 7 numarayı da Tatlı Hayat'ı da iki kere izledim. 2-3 defa izledim yani bütün bölümlerini. O iki diziyi çok sevdim. Televizyon çok izlemezdim ben. Ben çok kitap okumayı severdim. Televizyonla aram yoktur yani. Piyanoyu sattık. Çalışmaya bıraktım ve sattım piyanoyu da. Bateriyi de satıyorum da satamadık bateriyi. Almak isteyen varsa satabilirim arkadaşlar. İpatov çok tatlı bir çocuk. Futbol hastası. Biraz da faalli oynuyor ya. Çok faal yapıyordu. Ama inanılmaz seviyor futbolu. Çok yetenekli. Satrancı bıraktı yani biraz para yok diye Amerika'ya gitti. Yani en verimli çağı 2700'de geçebilirdi. Yok artık para yok dedi. Bıraktı. Dünya gençler şampiyon olduktan sonra çok şaşırmıştım. Dizi izlediğim diziler var. Fringe izledim. Neler izledim ya? Breaking Bad izledim. Prison Break izledim. Bayağı dizi izledim ya. Yabancı dizi çok izledim. Ama en çok neyi seviyorsun dersen Simpsonlarla South Park'ı çok seviyorum. Onları izlemeyi. Mental gelişim için çalışma ben yapıyordum. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Yani şeyler yapıyorum. Yolda giderken plakaları görüp çarpıyorum mesela rakamları. İşte ya aklıma bir şey geliyor. Ne bileyim, marangoza gidiyorum diyelim. Atıyorum şimdi marangoza gidiyorum. Marangoza bir soru soruyorum. Aklıma geliyor. Ya kafama takıldı. Burada bunu nasıl yaparsın sen diyorum mesela. Adam şaşırıyor. Tabi marangoza gitme değil de şimdi örnek veremedim. Yani böyle ilginç şeylerim oluyor benim. Dişçiye, doktora sormuşluklarım vardır böyle. Kafama takılıyor ya, çok düşünüyorum ben. Düşünmeyi seviyorum. Valla darbelerin hepsi ülkeleri geriye götüren şeylerdir. Ben darbelere çok sıcak bakan birisi değilim ama altında yatan nedenler de tabii ki önemli. Şimdi irtica dönemleri vardı. Çok da hatırlamıyorum ben o dönemleri. Benim bir tane manyelim var ya. Çok feci bir manyel. Bir kere yaptım hayatımda, bir daha da yapmadım. Umut Atakişi ile oynuyorum yaş gruplarında ve şey kayıp konumdayım, kötü konumdayım yani kaybediyorum. Önemli maç şampiyon olunacak. Ben bir hamle yaptım, piyon verdim, böyle yaptım. Zamanımız çok az. Umut bana baktı, hemen piyonu aldı, şaka çatal attım. Sonra çok şey, utanmıştım kendimden ya. Bir daha da yapmadım yani. Küçükken yapmıştım böyle. O ders oldu bana. Yok, ben okul birincisi falan değildim ya. Ben okulu çok seven birisi değilim açık söyleyeyim. Okulda ben satranç kitabı okurdum sürekli. Yani insanın yaratıcılığını kısıtlayan bir yer olarak görüyordum ben okulu. Ben eğitimi savunan birisi değilim maalesef Türkiye'de özellikle. Ama zorunlu gitmek yani yapacak bir şey yok. Ben üniversiteyi de 9 senede bitirdim. 3 sene üniversiteye gitmedim. Uğramadım bile üniversiteye. Turnuva turnuva gezdim. Derslerde kitap okudum sürekli. Satranç kitabı, arkaya geçiyordum. Hocalar bana dokunmuyordu. Satrançtaki durumu biliyordu. Çok da hani beni daha sonra sınava sokuyorlardı. Ben turnuvaya gidip geliyordum. Sekreterin karşısındaki odaya giriyordum. Elimde kitap var. Bana soruları veriyor arkadaşlar. Ders kitabı, ders notları var. Her şey var. 60 falan alıyordum. Kopya dahi çekmiyordum yani. Çünkü hocalar bana imtiyaz gösteriyordu. Turnuvalara gidiyordum. Hani devamsızlık durumu izin de olsa bazı hocalar takabilir. Hiç şey yapmıyorlardı. Destekliyorlardı satrancımı. Ben de onlara söylemiştim zaten. Benim amacım hani 4 yıllık bir üniversite okumanın mantığı kısa dönem askerlik yapmak diyordum. Bundan dolayı üniversite okuyorum. Ben satrancı olacağım. Profesör olarak hayatım satranç olacak diyordum hocalara. Saygı duydular. Ben de onları hiçbir zaman yüzüstü bırakmadım yani şeyde derslerde. Beni normalde gözetmen eşliğinde sınava giriyordu arkadaşlarım. Sınavı kaçırdığında, rapor getirdiğinde ben hocanın odasına giriyordum. Hoca çıkıp derse gidiyordu. Kağıdımı okuyordu. 60 falan alıyordum. 60-70 alıyordum. Yani düşük not alıyordum. Kopya dahi çekmiyordum hiç. Çalıştığımı.
Son artık bitireceğim. Yeni bir kural getirdiler böyle 1.8 barajı işte diye bir şey getirdiler. Ya yani benim notlarım C A olması lazım. C1 A1 olması lazım. A2 olması lazım geçmem için. İlk defa hayatımda gittim hocam dedim. Benim A2 olması lazım notum. Benim notum C1. Arada B2 B1 var işte. 80 85 üstü mü oluyor A2 artık öyle. Yükseltir misiniz notum dedim. Mezun olacağım çünkü dedim yükseltirseniz. Hepsi yükseltti. 4 tane hoca da yükseltti sağ olsun. Mezun oldum. Ben çok uğrarım. Ankara'ya her gittiğimde okula gidip hocalarımın yanına uğrarım. Onlarla sohbet ederim. Hiçbir zaman onlara saygıda kusur etmedim. O yüzden de severler beni. Onlar da bana destek oldu bu anlamda. Yönetime hiçbir şey söylemiyorum. Kötü yönetime. Yani kavurmalı tost ya. Hidrojeoloji mühendisliğinden mezun oldum arkadaşlar. Ama eğitim sistemi doğru bir sistem değil ki Türkiye'de. Niye yanlış olsun? Yani doğru olduğunu düşünüyor musunuz eğitim sisteminin? Bu kadar sınav var. Çocuklar çok küçük yaşta stres yaşıyorlar artık. Stresle yaşamayı öğreniyorlar. Çocukluklarını yaşamıyorlar. Ödev ödev ödev. Ben ödev yapmazdım. Ben sokakta büyüdüm yani. Sokakta oynardım. Okulda öğrenirdik. Bizim o zamanlar özel kolej diye bir şey yoktu. Devlet okulları çok kaliteliydi. Şimdi savunulacak bir tarafını gösterin bana arkadaşlar. Bakın köy enstitülerine bir araştırın arkadaşlar. Köy enstitülerinden mezun olan öğretmen adayları hangi dersleri almışlar? Bir araştırın lütfen. Neler almışlar? Ne kadar kalifiye insanlar yetişiyormuş ve onlar bizleri yetiştiriyordu. Valla TSFS'leri bilmiyorum kim yapıyor ama dediğin gibi yani hep birbirinin kopyası ilk temsilciliklerin siteleri de. Ben mesela en çok beğendiğim site Lichess. O kadar güzel ki arayüzü çok basit. Chess.com bile beğenmiyorum. Çok çok karışık geliyor bana Chess.com. Hani basit zor değil ama karışık geliyor. Bak bu sistemde eğitim sisteminde kendini bırakmayıp çalışanlar bir yerlere geldi. Sonuçta satrançta da kendini bırakmayıp ekstra çalışanlar bir yere geliyor. Fizik alanında kendini bırakmayıp çalışanlar bir yere geliyor. Ama sistemin herkese yetmesi gerekir. Sadece daha çok çalışanın bir yerlere gelmesi değil. Herkes bir yere gelebilir, bir eğitim düzeyi olur ama daha çok çalışan ileriye gidebilir. Bizde öyle değil. Daha çok çalışan hayatını kurtarabiliyor. O yüzden sistemde yanlışlık var. Demek istediğim bu. Tabii ki bu eğitim sistemiyle çok iyi yerlere gelenler de oldu. Olmadı değil. Ama yani daha önceki dönemlere baktığın zaman bu 10 kişiden 5 kişi 6 kişi bir yere geliyorsa şu an 10 kişiden 1 kişi gelebiliyor. Bunda da bir yanlışlık var demektir. Yani bir tek toplumun dejenere olması değil, asosyal bir gençliğin gelmesi değil. Bir tek onlara suç bulamayız. Yani benim dönemimde bir tane sınav vardı. ÖSS, ÖYS. Her sene bakın internete girin bakın arkadaşlar. 13 sene boyunca Milli Eğitim Bakanı değişti ve her gelen sistemde bir yanlışlık olduğunu söyleyip sistemi değiştireceğini söyledi. 13 sene boyunca sistem değişti. Mantıklı mı ya? 13 sene boyunca bir sistem değişiyor. Bu doğru bir şey mi? Ben sabah erken kalkıyorum ya 8'de. Üniversiteye ilgili güzel bir anım var. Üniversiteyle ilgili şöyle bir anım var. Çok sevdiğim bir hocam vardı benim. Ya hepsini seviyordum da. Bizim arazi derslerimiz vardı. O benim için çok büyük bir hayat dersi oldu. Biz işte araziye çıkıyoruz böyle. Kayaçları inceliyoruz. İşte bölgeyi inceliyoruz. Daha önce ne varmış? İşte yok burada okyanus varmış. 10 bin sene önce. İşte kayaçlardan tahminde bulunuyoruz. Tabaka yapısından tahminde bulunuyoruz. Benim için zevkli geçiyor. Hava alıyorsun, spor yapıyorsun. Ben bir de keçi gibiyimdir. Çok iyi tırmanırım. Hani o tırmanma anlamında iyiydim. Sohbet ederiz arkadaşlarla falan. Eğleniriz. İşte kendimiz yemek götürürüz. Orada yemek yeriz hep beraber. Piknik tarzı bir şey olur.
karda kışta bile o ders yapılır. Bir derste böyle yine neşeliyiz, geyik yapıyoruz. Hoca bir soru sordu, ben de espriyle karşılık bir cevap verdim. Benim de saptanç olduğumu biliyor, bana şunu söyledi. Kıvanç'ım dedi, ukalalık yapacaksan dedi, bildiğin alanda yap dedi. Bilmediğin alanda öğrenmeye çalış dedi. O bana ders oldu. O andan beri derslerde dahi bir ukalalık yapma, ki ukalalık yapmamıştım. Bir espri yapmıştım ama hoca biraz sinirlenmişti. Çünkü soruyu bilemeyenler vardı. Artık bana patlamış oldu ama hak etmiştim ben de. O bana küpe oldu kulağıma. Hep bunu söyledim yani. Uzman olduğun alanda konuşacaksın, konuşacaksın. Celal Şengör'le konuşmadım hiç. İyi akşamlar Yunus. Mehmet Erengünay, güzel bir tespit bu. Evet, benim dönemimde dahi bana hep şunu söylerdi, işte iktisatçı ol, işletmeci ol, bankaya girersin, sırtın yere gelmez, rahat edersin, devlete at kapağı, işte güvencen olur, saptancın oynarsın. Yani benim dönemimde bile insanlar istediği mesleği yapmıyorlardı. Para kazanacak meslekleri yapıyorlardı. Belki de sorun burada da olabilir. Sınav olunca da kendi adamlarını alıyor. Liyakat ve hakkaniyet önemli. Bak, bir ülkede adalet yoksa eğitim de yoktur arkadaşlar. Sonuçta sınav olması tamam, sınav pekiştirir. Nasıl biz satrançta konuyu anlatıyoruz, öğretiyoruz ve açılışı pratik yap diyoruz. Yani pekişsin, o konum geldiğinde oynayabilirsin. Ama yani ortaokuldan başlıyorlar sınav sistemine. Ve şey de aynı, bakın yaş grupları mantığı da aynı Türkiye'de. Tek bir şeye bağlı hayatın. Yaş gruplarına gidiyorsun. Bir sene boyunca satranç çalışıyorsun hocanla. Yaş gruplarına gidiyorsun. Yemekler seni rahatsız edebilir. İklim rahatsız edebilir. Kaldığın otel rahatsız edebilir. Hasta olabilirsin. Stresle baş edemeyebilirsin. Bir turnuvaya bağlı senin geleceğin. Milli takıma giremiyorsun. Bitiyor. Yaptığın masraf. Bir sene daha o stresi yaşıyorsun. Bu doğru bir sistem değil. Eğitimde de böyle. Bir sınava bağlı hayatın. Ya üniversite, ben şimdi İstanbul'da yaşadığımda Esenyurt Üniversitesi. Devlet dairesinden farkı, kampüs olmayan üniversite olur mu arkadaşlar, yapmayın. Rahatlaması lazım gençlerin de, oturması lazım, sohbet etmesi lazım. Yani bildiğiniz şey, rezidansta üniversite var artık ya. Bu üniversite değil yani. Valla ben YouTuber'ları takip etmiyorum da, izlemiyorum da, izleyenleri de şaşırıyorum. Ben İzmir'de kamp yaparken Cem Yılmaz'ın filmi gelmişti. Boşluk vardı böyle, artık kampın son günleriydi. Filme gidin dedim. Bir tane YouTuber var. Enes Batur muydu? Cem Yılmaz'ın filminde biz 20 kişiydik. Enes Batur'da dışarıya kadar kuyruk vardı. İnanılmaz bir, ve hepsi çocuktu. Enes Batur ile ilgili ben ilk defa Enes Batur'u orada duydum. Kim dedim? Ben hiçbir YouTuber takip etmiyorum. Satrançta işte şeyleri takip etmiyorum. Yani çünkü onlar söyleyince merak ettim, bir girdim. Ya bu kadar argo, özensiz konuşma, yani laçka konuşma, çocuklara bunu öğretiyor. Çok saçma bir şey. Ve popüler olan da bunlar maalesef ya. Nasıl bir popüler kültür oluştu bilmiyorum. Ben tanımıyorum, söylediğini de tanımıyorum. Silivri'de hapishane şampiyonu oldum bir sonraki video. Kumarhane anılarınız var mı? Gittim yani, gitmedim demeyeyim. Ama ben şey yapardım. Kıbrıs'a liglere gittiğimde giderdim. İşte 20 lira veriyorsun. İnanılmaz yer içerdim ben orada. Maç seyrederdim. Digitürk falan Lig TV vardı. O zamanlar çok popülerdi yani. Maç izlemeye giderdik. Biz yerdik içerdik. 20 lira girerdim mesela. 100 liralık 200 liralık yemek yerdik içerdik biz. Tek anım bu. Porçay kim bilmiyorum ya. Ben bir Barış Özcan var. Onu takip ediyordum. Besim Tübük mü? Çeskin'i hiç incelemedim.
Oyun ortasında plan kurmakta zorlanan için strateji çok önemli. Yani imkanı varsa ders alsın. Strateji en önemli şeydir ki ben de hep stratejiyle başladım derslerime. Çok önemli. İmkan yoksa işte benim kanaldan diğer kanallardan böyle stratejiyle ilgili videolar izleyebilir. Kitaplardan çalışabilir. Önemli kitaplar. Mesela konumsal bilginizi geliştirmek için ben hep tavsiye ediyorum ama benim kendi kitabım da şimdi yeni gönderdiklerim oldu alanlar. Çok beğendiler bilgi anlamında. Ciddi bilgiler de var, videolar da var içinde. Kitaplar yararlı. Bu kitaplar yabancı dil olması gerekiyor. Güzel kitaplar var ama yabancı dil gerekiyor. Türkçe kaynak çok az maalesef, kısıtlı ki artmaya başladı. Kitaptan çalışma ama satranç tek başına çalışması zor bir spor gerçekten arkadaşlar. Yani bir yanınızda birisinin olması lazım size yardım eden. Valla yani deha bilemiyorum ya. Turnuva hazırlığı ile ilgili bir video çekeceğim ya. Çok istediler. Ben de tamam dedim, hep unuttum. Hibrit de olamaz çünkü hakemler geziyor sürekli. Yani hibrit de işte kulüpte veya turnuva salonunda oturuyor herkes. Bilgisayar, tahta. Hayatta olamaz. Her hakem geziyor. Ha şu olabilir. Onu da zannetmiyorum ben. Hiçbir hakem yapmaz. Sonuçta hakemlerle samimi olanlar vardır. Görmezden gelir diyeceğim. Yani şimdi her sistemde mutlaka bir tane defo bulunabilir arkadaşlar istedikten sonra. Burada niyet önemli. Hibritler daha sağlıklı bir gözüküyor ama FIDE'nin bunun rating sistemine dahil etmesi ilginç. Satrancı başka bir çehreye büründürecek mi? Yani turnuvalar bu şekilde mi olacak? Bu akla geliyor. Ya bu kader konusu çok karışık bir konu ya. Yani bazen şey düşünüyorum. Şimdi ben mesela bugün şu an canlı yayın yapmasam, içeri girip satranç oynasam ne değişirdi? Hayatındaki değişiklik ne olurdu yarından itibaren? Bunu yaptığım için değişiklik ne olacak? Sanki bir oyunun içindeyiz gibi böyle. Bize seçenekler sunuluyor. Bu seçenekleri ben seçiyorum. Bunu yaptığımda bunun devamı belli. Ne olacağı. Ya da benim tercihim, bu tercihlerin sonuçta yaptığım tercihlerin, verdiğim kararların bana bir dönüşü olacak. Karma dediğimiz şey. Her şekilde. Bir de bundan ibaret. Başka bir şey de seçebilirdim. Bilmiyorum. Bana çok karmaşık geliyor. Ama turnuva salonunda sen telefonla giremiyorsun ki, tuvalete gittiğinde telefon olmayacak ki yanında. Sonuçta telefonları bırakıyorsun. Turnuva salonuna gittiğinde telefon yanında olmuyor. Tuvalete gittiğinde de olmayacak telefon yanında. Yapamazsın. Ama bir yolunu bulursun, o ayrı. Ya Haziran'da olacağı söyleniyor. Şimdi Türkiye Kupası yapılacak galiba ama onda kıstaslar olacak. O konuşuluyor. Bilmiyorum valla, turnuva olacak. Olmasa lazım. Mart'tan itibaren çünkü normalleşme adımları atılacak. Sağlık Bakanımız biliyorsunuz çok iyi çalışıyor bu konuda. Hepimiz mesafeliyken kendisi hiç mesafeli durmuyor maalesef. Ama bizlere mesafeli olmamız söyleniyor. Bizler her yeri kapattık. Esnaf maalesef her yeri kapattı ama mesafeden ödün vermiyoruz. Mart'ta normalleşeceğini söyledi. Bilmiyorum. 3 ay önce de aşının geldiğini söylemişti BioNTech. Ama aşı yok ortada. Ben çok konuşmayayım o yüzden. Çok sinirliyim bu konularda. Ya arkadaşlar bakın. İnsanlar sevdiklerini kaybetti bu Covid nedeniyle. Ya da bilmiyorum artık Covid mi, başka bir şey mi. Cenazelerine izin vermediler. 10 kişiden fazla. 2-3 gün önceki cenazeyi bir görün lütfen. İnternete girin. Bu hoş bir şey değil. İnsanlar kendi annesinin babasının cenazesine gidemedi. Kendi annesinin babasının cenazesine gidememek, kendi çocuğun cenazesine gidememek çok acı bir şey. Yani hem gözlerim doluyor hem sinirleniyorum yani. O empatiyi yapamıyorum.
Tabii çok fazla masraf olmuyor hibrit turnuvalarda. Yani seyahat etmiyorsun, bulunduğun yerdesin, alanlar sağlanıyor. Bak, yararı çok fazla. Bunun denetlenmesi, buradaki hakemler, oyuncu, yani bunlar çok önemli. Biz de şimdi hepimiz samimiyetimizden kaynaklı. Hakemlerle iyiyiz. Konuşuruz, sohbet ederiz. Hakemler de bu anlamda çok dürüst. Hani bunlara izin vermez. Ama çıkar mı? Bir elin beş parmağı birbirine benzemez arkadaşlar. Çıkar mı? Çıkar. Bir tane çıkarsa da sıkıntı çıkar. Çok sistemin doğru kurulması gerekir. Beni TSF'nin başına geçirirseniz arkadaşlar ilk icraatım ne olur biliyor musunuz? Birincisi yaş gruplarını ücretsiz yaparım. Türkiye yaş gruplarını. İkincisi bürokrat almak istemem yönetim kuruluna. Sattan oluşturup güzel bir ekip kuralım. Bu hükümet sattanca destek veriyor. Daha önceki hükümetler bu kadar destek vermiyordu. Bunu söyleyebilirim bakın. Ya ben gördüğümü söylüyorum. Sonuçta beni tanıdınız. Şu anki hükümet sattanca destek veriyor. Yani bizim için olumlu bir şey bu. Cem Uzan yanlış şey firmaları dolandırdı. Türkiye'de yaşamak kesinlikle. Bunu ben birkaç gün önce bir öğrencimle konuştum. Ya ben Türkiye'de yaşamayı çok seviyorum ya. Yani Türkiye'yi çok seviyorum ben. Cennet gibi ülkemiz. Yani o kadar güzel yerler var ki. Benim imkanım da vardı. Sri Lanka'dan teklif gelmişti. Orada bir sene yaşayacaktım. Antrenör olacaktım. Çünkü benim antrenörüm de başarılı oldular olimpiyatlarda. Güzel bir sonuç elde ettiler. Başkan geldi. Şöyle bir viski getirdi. Çağırdı beni. Oturdu. Bana vereceği parayı söyledi. Sri Lanka'da yaşamamı istedi. Önüme koydu böyle. Ben dedim düşüneceğim dedim. Düşünmem lazım. Turnuva bittiğinde söyleyeceğim size dedim. Tamam dedi. Turnuva bittiğinde ben düşünmüyorum dedim. Yani git gel yapabilirim belki ama o da çok zor dedim. Sanki şey Ankara İstanbul git gel yapıyor. 3 ayda bir kamp yapabilirim dedim ama gelip orada yaşayamam dedim. Sri Lanka'da çok güzel bir yermiş. Gördüm sonra. Başka fırsatlar da oldu. Hiçbir zaman düşünmedim ben gitmeyi. Ben çok seviyorum ya ülkemi. Arabistan'a gitmezdim. Bence firma seçiminde yanlış yaptı dolandırırken. Veysi Özkan yani zor. Eczacılık ağır bir bölüm diye biliyorum ben. Yürütebilirsen süper. Bunun için de çok şeyden fedakarlık etmen lazım. Sosyal hayatından. Ne bileyim televizyon izliyorsan izlemeyeceksin. Hiç olmadı Ali Kemal tetik. Hiçbir zaman olamayacağım ben demedim. Bakın şu anda söylüyorum. Ben 2600'de olacağım. Hatta Vahap dedi ki abi sen bunu başarırsan çok büyük bir şey yapmış olsun. Şimdiye kadar kimse yapmadı. Sen çok yoğun çalışıyorsun. Ders veriyorsun. Saptan şey ilgilenmiyorsun. Ama inanıyorsun 2600 olacağına. Vallahi yaparsan helal olsun dedi. Yapacağım dedim ben de. Ben kafaya koyduğum şeyi yapıyorum. Sadece odaklanmam yeter. Yani kendime çok güveniyorum bu konuda. Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderim arkadaşlar. Oraya çok gittim. Çok güzel bir yer. Grivas şu an orada çalışıyor zaten. Çok güzel bir yer orası. Oyun sonu kampım var. Şu an 3 tane kampım var benim devam eden. Gayet de güzel gidiyor kamplar. Katılmak isteyenler bana maille ulaşsınlar arkadaşlar. Güzel ve uygun da ücretli kamplar. Ya o Guyana'ya antrenör oldum ben. Bana Grivas yüzünden aslında. Grivas bana Guyana'yı verdi bu sefer. O da şöyle Grivas yüzünden demeyeyim. Bize seçenek sundu Grivas. Ben de o dönem o kadar yoğundum ki mailine cevap veremedim Grivas'ın. Birkaç tane seçenek sundu. Hangi takımı istersiniz diye. Bakamadım mailine. Maillerime giremedim. Cevap veremedim. Önerecekti bizi Grivas. Hani direkt bizi rastgele seçmeyeceklerdi. Grivas'ın önerdiği takımlara gidecektik. Bana Guyana çıktı. Kadın takımı. Geçerken almayı bilmiyor ikinci masam ve Elo'su var. Rakip. F4'te piyonu var. Bizimki G4 sürdü.
Gedor sürmese berabere. Gedor sürüyor, kapatacak güya konumu. Rakip FG3 aldı. Ben de izliyorum maçı. Gedor sürünce zaten ben artık kaynaklar başından aşağı düştü. Yani artık içimden neler söylüyorum tahmin edebilirsiniz. Saati durdurdu bir de benim oyuncu. Hakemi çağırıyor. Ben de ayağa kalktım ne oldu diye. Böyle bir hamle yok diyor. Ben Gedor sürdüm diyor ama benim piyonumu yiyor dedi. Ben oradan uzaklaştım. Beni tanımasınlar. O takımın antrenörü olduğumu bilmesinler diye uzaklaştım kaçarcasına. Geçerken almayı bilmiyor ya. Böyle bir an oldu. Şöyle oyun sonu kampı şu an bir tane kampımız var. Oyun sonu anlatıyorum onu da. Onun 4 tane kamp, 3 tane kampım var arkadaşlar. Bir tanesi açılışlarla ilgili. Açılışları anlatıyorum. Haftada bir ders 40'ar dakikadan ayda 4 ders yapıyorum. 100 lira onun ücreti aylık. Ama bu 20 kişi 22 kişilik bir grup. Ben konuşuyorum sadece. Ben anlatıyorum. Çekime de izin veriyorum. Diğeri yine takipçiler için açtığım bir kamp. Haftada bir gün konu anlatımı. 80 dakikalık 2 ders. Bir günde anlattığım konuyla ilgili bir konu diziyorum. Maç yaptırıyorum. Turnuva yaptırıyorum pekişmesi için. O 250 lira aylık. Bir de haftanın 4 günü yaptığım kamp var. 2 gün konu anlatımı, 2 gün turnuva. Onda da şu an psikolojiyle savunma sanatı, kritik anlar, psikoloji, doğru taş değişim bunları anlatıyorum. O da 400 lira ama o kamp başladı. İkinci haftasına girdik. Ona zaten katılamazsınız. O 9. kampımız. 9 aydır kamp yapıyoruz. Hasan Kaynak, eşim burada olsaydı cevap verirdi. Ben çok dağınım. Benim masam inanılmaz dağınıktır. Yani gelip masamı topluyor. Ben bulamıyorum topladıktan sonra. Dağınıklık içinde bir sistem kurmuşum ben. Sistemimi bozmaya çalışıyor. Ben biraz dağınık bir insanım. Çalışma anlamında çok şeyimdir. Mesela bilgisayarımda her şey sistemlidir. Ama masamda her tarafta bir kitap vardır böyle. Kitaplardan bakarım, çalışırım. Dağınık bir insanım. Ekrem Selçuk 36 yaşında mı 39 yaşında mı Hindistan'da bir GM olan arkadaşımız var. Hocasız. Tamamen kendi başına çalışarak, işte videolar izleyerek. Yani burada yaştan ziyade odaklanma. Ne kadar odaklandığınız önemli satranca. O odaklanma sayesinde başarılı olacaksınız. Herhangi bir işte de böyle. Benimle arm parti oynamanın ücreti yok da. Leeches'te bu eğitmenlik şeyi var galiba, antrenörlük. Ben de açtım onu. Hani orada işte ders almak isteyenler, maç yapmak isteyenler yapabiliyor o şekilde. Ya arada ben takipçi için simultane yapıyorum ama ilk defa böyle bir şey duydum, bilmiyorum ki. Mabel Matiz güzeldir ya. Ekipmanımı yeniledim. Valla şey aynı aslında ama ben kendimi yeniledim ya, saçları falan kestirdim, sakalları kestirdim. Emre Erarsan, vakit yok dersen vakit olmaz. Vakit var diyeceksin, ayıracaksın vakit. Ya fedakarlık istiyor arkadaşlar. Her sektörde olduğu gibi fedakarlık istiyor. Sokak satrançlarına meydan okumadım hiç. Ahmet hoş geldin. Günlük çalışma rutini ne olmadı? Bak ben size kendimi söyleyeyim. İlk başta eşim şikayet ediyordu, kızıyordu. Sonra anlamaya başladı. Ki kendisi de satranççı. Ben sabah kalktım an elime telefon aldım. Leeches'e girerim. Maç yaparım. Beni saat 8'de 9'da mutlaka görenler vardır, takip edenler giriyorsa eğer. Sabah bir maç yaparım. Şimdi birazdan mesela yatmaya gideceğim. Elimde telefon, maç yapacağım. Ya ben sabah kalktığımda da akşam yattığımda da satranç oynayarak kapatıyorum ve başlıyorum güne. Bu aslında NLP ile de ilgili. NLP'de nörolingüistik programlamada bir ayna çalışması var. Mesela kendinizi nasıl görmek istiyorsunuz? İşte özgüveniniz eksik. Ben aslında kendime güvenen sağlıklı, kuvvetli biriyim mesela. Aynanın karşısında bunu tekrarlıyorsunuz 10 defa sabah kalktığınızda. Beyninize dolanmaya başlıyor. Onunla yaşıyorsunuz. Bütün gün onunla geçiriyorsunuz. Yatarken de bunu beyninize iletiyorsunuz. Çünkü en iyi çalışacağı andır. Vücudun metabolizmanın yavaş olduğu an daha dinçtir, daha sakindir.
Bunu da beyninize iletiyorsunuz. Ben de bunu satrançla yapıyorum. Sabah kalktığımda satranç oynuyorum. Akşam yatarken satranç oynuyorum. Gün içerisinde maç yapıyorum. Maç inceliyorum. İşte benim bu öğrencilere hazırlık yapıyorum. Kamplara hazırlık yapıyorum. Mesela bugün kamp vardı. Analiz yaptım. Hazırlık yaptım. Analiz yaptım. Maçı inceledim. Hatta hoşuma giden maç olduğunda öğrencilerimle de paylaşıyorum çok güzel. İşte bugün mesela bunu geçen hafta işledim bu konuyu. Oyun sonu konusunu. Çok hoşuma gitti. Bunu canlı yayında da yapayım ben dedim. Böyle hoşuma giden partiler var. Dosya açıp onların içine yüklüyorum. Açılış çalışmaya başladım. Tekrar yatağa girdiğimde mesela telefonla açılış çalışıyorum. Chessbase yüklü telefonumda. Bilgisayarla gitmiyorum. Bir tane bir iki tane varyant bakıyorum mesela. Kafama bir varyant koyuyorum. Buna bakacağım diyorum. Bakıyorum. Winchester oynadığım maçla ilgili olabilir. Benim bu şekilde ciddi bir çalışmada tahtada çalışıyorum. Eşim yardımcı oluyor. Konumu diziyor. Düşünüyorum ben. Plan yapıyorum işte. Strateji çalışırken hesap gücünde varyantı sonuna kadar söylüyorum, hesaplayıp bir yerde bırakmıyorum. Masa başında ve tahta başında çalışıyorum ben ciddi hazırlık yapacağım zaman turnuvaya. Ama böyle hafif bir hazırlık yapacağım zaman bilgisayardan açılış bakıyorum ve maç yapıyorum ve soru çözüyorum, bu kadar. İnşallah çıkar Türkiye'den dünya şampiyonu. Ben federasyon başkanı olursam çıkacak. Beni göndermezlerse. Ya ben 3 artı 0 oynuyorum. 3 artı 0 dışında oynamıyorum çok. Ahmet Ali Tarık Diskim, ben de yarına hazır. Ya yarın ya da Perşembe gönderiyorum. Valla ben çok garip bir vücut yapım var benim. Biz Çin'e gittik, kıta değiştirdik işte. Emre'ler, Mert'le hep beraber gitmiştik böyle. Onlar uyuyamadılar. Jetlag'dan dolayı. Şey, Güldür Güldür de İbrahim var. İzleyenler bilir. Şey yapıyor böyle. Çay içerim. Mandalina soyarım. Düz bir insanım. Benim de vücudum düz bir insan vücudu gibi. Akşam olunca uyuyorum ben. Hava kararınca. Hava aydınlanınca uyanıyorum yani. Jetlag hiç olmadım. Ben Çin'e gittim. Güney Afrika'ya gittim. Kıta değiştirdim. Yeni Zelanda'ya gittim. Yani Afrika kıtasına gittim. Asya kıtasına gittim. Avustralya'ya gittim. Kıta değiştirdim. Akşam olduğunda yatarım. Sabah olduğunda kalkarım. Hatta bir Küba'ya gittim ben. Küba'da şöyle bir şey oldu. Gece çıktım yola. Uyudum. Oraya gittim gece. Vardığımda. Yine uyudum. Dönerken de aynı şekilde oldu. Hava kararınca uyuyorum. Hava aydınlanınca uyanıyorum yani. O yüzden öyle bir durum olmadı bende hiç. Hani uykumu etkiliyormuş. Kafamı yastığa koyduğumda da uyuyan bir insanım. Valla Chestnut zor bir soru çünkü masa başından uzaklaşıyor ya, kolay değil oynamak. Ya oyun incelemek çok önemli. Ben de bakıyorum oyunlara. Eskiden çok bakardım. Azalttım. Hiç bakmamaya başladım. Şimdi tekrar bakmaya başladım böyle. Bugün mesela Abdullah Bey inanılmaz satranç seviyor. İzliyorsa da şu an. Ben o kadar ilgili birisini görmedim satranca. Bana çok güzel bir şey söyledi. Vaşiyer'in kendi sayfasından bahsetti. Onun bir maçını anlatıyordum derste. Anında girdim. Bir 10 dakika onu okudum. Analizine baktım falan böyle. Hani hoşuma gitti. Heveslendim, tekrar böyle satranca dönüyor gibi hissettim kendimi. Çünkü öyle çalışıyordum ben. İncelemek lazım. Mustafa mesela her gün her turnuva incelenmiş neredeyse. O yüzden çok hızlı ilerledi ve iyi gidiyor Mustafa. Ciddi anlamda çalışıyor her gün. 90 artı 30 nasıl oynayacağız Yusuf? En küçük galiba Batuhan Daş'tan oldu diye biliyorum ben. Ya Murat Yıldız, bir eşim beni kaldırabilirse, ben yoğun çalışıyorum, hoşuma gidiyor, bir şeyler hazırlıyorum, böyle kitapla uğraşıyorum. Sahil kenarına götürüyor, yürüyüş yaptırıyor. İki tane köpeğimiz var, sabah zorla çıkartıyor beni, yürüyüş yaptırıyor. Yarın mesela biz Varyant diye bir yerimiz var bizim, deniz kenarı, oraya gideceğiz bisikletlerle, bisiklet süreceğiz biraz. Çünkü yarın boş günümüz normalde, çarşamba günü ders almıyoruz, beraber vakit geçirelim diye. Yapmak lazım, düzenli yapmak lazım, çok yararlı çünkü beyne oksijen gidiyor her şeyden önce. Yürüyüş yapmak sağlığa da yararlı. Onu da bir otursam çok çok iyi olacak. Ya 2700 evet, çıkmaz, evet bu sistemde çıkmaz. Kendi başlarına mesela, Mustafa ile konuştum 3-4 gün önce. Ya çocuk
Hani yoğunum diyor, ders veriyorum diyor. Mustafa'nın ders vermiyor. Mustafa'ya sponsor bulunup bu çocuğun 2700'ü geçirmek lazım yani. Çocuk ders veriyor geçinmek için. O yüzden çıkamayacak yani. Ne olacak? Yarın öbür gün Ahmet diye birisi çıkacak alttan. Aa mükemmel çocuk bilmem ne. Bakın Türkiye'nin en yetenekli sporcularından birisi. Yağız Kağan. Müthiş bir yetenek ya. Ben bayıldım. Leeds'te maç yaptım. İnanılmaz bir yetenek. Ben onun yaşındayken öyle oynamıyordum. Ve bu çocuğun sponsoru yok. Avrupa şampiyonu çocuk. Ben CV'sini istedim. Ben onun yerine başvuracağım birçok yere. Bunu benim yapmamam lazım. Bunu federasyonun yapması lazım. O çocuğa sponsor bulmaya çalışacağım ben. Çünkü o çocuk harcanıyor. 8 yaşında, 9 yaşında dünya şampiyonu çıkar o çocuktan. Bakın, Kase'nin 13 yaşındaki halinden daha iyi. İnanın bana. Muhteşem bir çocuk. Harcanıyor ama. O çocuğa saçma sapan insanlara destek oluyorlar ya. Ya çiftçiler parasını ödeyemiyor, haciz geliyor. Serdar Ortaç'a, "Aa sana haciz olur mu? Sen bu ülkenin sanatçısın." deyip borcunu erteliyorlar ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu çocuk, Yağız Kağan dediğimiz çocuk, müthiş bir yetenek. Ve çocuğun sponsoru yok. İnceledim Dört Taş kitabını, Görkem Serin'i. Güzel kitap. Aldım da hatta. Müthiş bir çocuk ya Yağız Kağan. Yani bir çok da efendi, çok da tatlı bir çocuk. Ben mesela Yağız Kağan'ı çok sevdim. Leeds'te de maç yaptık. Ben dedim ki yani çok büyük bir yeteneksin sen dedim yani. O çocuğa destek olunması gerekiyor. O çocuk Avrupa şampiyonu oldu ya 8 yaşta. 8'de 8 herkesi yendi. İnanılmaz hızlı görüyor, inanılmaz güzel yorumluyor konumları. Ama işte maalesef. Kamp günlerim bu haftada 4 gün olan kamp Salı, Perşembe konu anlatımı akşamları, Cumartesi, Pazar pratik. Salı, Perşembe 20.30'da başlıyor. 22'de bitiyor. Cumartesi, Pazar 20'de başlıyor. Açılış kampı Cuma günleri 21'de başlıyor. 21-22 40 dakika. Diğer kampım da Cumartesi günü 8'de başlıyor. 9.30'a kadar Pazar günü de turnuva. Levent Tüzmen bana mail atabilirsen, mail adresim var orada. Daha detaylı ben sana gönderirim. Hazır bir şablon var. Yunus Emre kim? Ya sponsorluk çok bir şey değil aslında. Yani nedir? Bu çocuğun turnuva masrafları karşılanacak. İşte turnuvaya giderken yanında antrenörü gidecek. Maçları analiz edecek, rakibi hazırlayacak. Yani babasına, ailesine de gerek yok gitmesine yani. Nedir ki? Yıllık 100 bin lira. Yıllık 100 bin liraya dünya şampiyonu çıkartırsın sen ya. Ya bu çocuk dünya şampiyonu olacak bir çocuk. Bakın daha var. Alttan Murat Kutay diye bir çocuk geliyor. Daha alttan gelenler de var. Kendi öğrencilerim sayıyor gibi olmayayım da başkalarının da öğrencileri vardı. Ben kendi öğrencilerimi biliyorum. Takip ettiğim isimler de var benim öğrencim olmayan. Yetenek bunlar. Bunlara destek sağlanması gerekir. Her sene soracağız bunu. Türkiye'den çıkarmıyor. Yağız Kağan çıkacak. 10 yaşında 2400 olacak. Kasım 12-13 yaşında oldu 2400. 10 yaşında 2400 olacak. 20 yaşında satranç dersi verecek para kazanmak için. Bu mu yani başarı şeyimiz? Armageddon maçında avantaj olan bir taraf var. Bence şey, beyaz oynayan. Bir dakika avantajı var. Ciddi bir avantaj bana göre. Yani dolar bazında ne olur? Şöyle söyleyeyim ben. Yıllık ya şimdi dolar da arttı. Turnuva masrafları da değiştiği için bir turnuvaya gidiyorsun 10 bin lira. Bir turnuva. Yılda 5 turnuva oynasan ya 20 bin dolar yıllık bence ideal. En düşük 20 bin yani söyleyeyim. 20 bin dolara ki bunun antrenör masrafı da var, eğitim masrafı da var sonuçta. Karsen antrenörle çalışıyor, ciddi antrenörle. Hani 20-30 bin dolar çok iyi ama 50 bin dolarlık bir sponsor bu çocuğu dünya şampiyonuna götürür 50 bin dolarlık. Çünkü bu çocuğun tamamen satranca odaklanması gerekiyor. Kars'ın 13 yaşındaki halindeki maçlarına da bakmıştım. Yağız Kağan'la. Sonuçta şey çalışıyorum yani hani destek veriyorum ben Yağız Kağan'a. Desteklenmesi gereken bir çocuk çünkü. Derslerden biliyorum. Maç yaptım onunla. Maçlardan gördüm. Yani takibi ben Yağız Kağan'ın
herhangi bir iletişim yokken takip ediyordum. Bir tane velime söylemiştim kaybettiğim maçta. İnanılmaz güzel oynadı. Çok güzel oynadı ama teknik anlamda sıkıntı yaşadı demiştim mesela. Yani ben şey yapma, bakmayın takip ediyorum. Benim öğrencim olmasa da takip ediyorum. Yetenekli sporcular desteklenmesi gerekiyor. Şu an benim Esma Doğa var. Kadın milli takımında oynuyor. İnanılmaz bir yetenek o da. Yağız Kağan var. O da çok ciddi bir yetenek. Zamanında vardı. 2300-2400 öğrencilerim vardı benim. B milli takıma kadar yükseldiler. Neyi Chess Base'inden indireceksin? Biraz sorar mısın Hackerman? Ha, Chess Base'i mi? Bilmiyorum ki çalışır mı. Yunus Emre'yi duymadım ben ya, bilmiyorum. Hızlı satrançta oynamıştık Carlsen. Ama Carlsen'le Yağız'ın dönem aynı dönem ki. Yani bundan 20 sene öncesi çok ciddi bir fark yok mesela. Murphy ile bu döneme baktığın zaman 20 sene öncesiyle bu dönem arasında çok bir fark yok. Ya şimdi o kriterleri bilmiyorum Özkan, ama sen sonuçta hani eczacılık okuyorsan yaş gruplarındaki milli takımı sormuyorsun. A milli takımı diyorsun. A milli takımında da 2500'ün üstünde olacaksın ama o da yeterli değil 2500'ün üstünde olmak. Ders verdiğim en yüksek elo oyuncu Esma Doğa galiba. 2000 2100 olması lazım. 2100 mü? Öyle bir şey. Ya 2300'lük birisi çalışmışlığım var Fidemaster. Jamaika'dan 2300 çalışmışlığım var yani hani bakarsan aslında o 2330 muydu 40 mıydı neydi? Sürekli soru çözeceksin. Hesaplama gücü için. Şimdiye dek en iyi oynadığım oyuncu Yakovenko 2747 miydi neydi oynadığımda? Ediz mesela çok yetenekli Bursa'dan. Yani çok yetenekli çocuklar var Türkiye'de arkadaşlar. Değerlendirilemiyor. Değerlendirilmiyor. Çok yetenekliler. Kesinlikle yani inanılmaz yetenekliler. Ve bu çocuklar kaybolacak. Valla Carlsen bir kendine gelmesi gerekiyor. Bu dönem içerisinde ciddi anlamda eğer psikolojisini güçlendirirse Nepomniachtchi ciddi rakiplerden birisi olacak. Ali Rıza ciddi rakiplerden birisi olacak. Wesley So inanılmaz çalışan birisiymiş. Çok çalışkanmış. Filipinlerle gittiğimde Wesley So'ya satranç öğreten iğme bir antrenörü vardı. Orada tanışmıştık. Turnuva oynamıştı o da. Beraber hep vakit geçirdik. Gezdirdi beni. O dönemden diyordu Wesley So o zaman yükselmeye başladı. O zaman Filipinler adına oynuyordu halen. Bak çok çok iyi yerlere gelecek bu demişti Wesley So için. Günde 9 saat yakın çalışıyor. Ben bu kadar çalışkan birisini görmedim demişti. Halen öyleymiş çalışıyormuş. Ciddi anlamda. Yani Wesley So da ciddi ciddi gelmeye başladı bence. Valla mesela ben şeyi biliyorum. Ubileva diye birisi vardı İspanya'dan. Biz o zamanlar Barış Esen'le sponsor aradık. Sponsor bulamadık. Ubileva ile çalışmak için. Saati 200 euroydu. Bundan kaç sene önce? 15 sene önce falan. Tabi o zamanlar rahmetli Vugar Gashimov'la çalışmış. Onu 2700 yaptı. Karyakin de çalıştı 2700 yaptı. Arnold'la çalıştı 2700 yaptı. 2534 ne? Elosu. Ama muhteşem bir çalıştırıcıymış. Şahriyar'la çalıştı diye biliyorum. Şahriyar'la çalışmıştı galiba onunla. Yani eline attı 2700 olmuştu. Biz de şey demiştik. Hani belki bu şekilde 2700 oluruz diye espri yapıyorduk. Kendimiz beceremiyoruz. Bari elini atsın bize. Çalıştırsın. Yarıştık adamla.
5 yıldız otelde konaklamak istiyor. 200 euro kişi başı saatini alıyor. Mesela 5 saat bizi çalıştıracak. 1000 euro ben vereceğim, 1000 euro Barış verecek. Hani bize abartı gelmedi çünkü adam dünya şampiyonlarını çalıştırmış. Ananda çalıştırdığı çok ciddi kişilerle çalışmış yani. Çok iyi bir antrenördü. Bir sürü iyi antrenör var. Ben Tiyakov'u çok beğendim mesela. İnanılmaz çalıştırıyor Tiyakov. Zorluyordu da. Ama Ubileva muhteşem birisiymiş diye duydum. Şu an kimlerle çalışıyor bilmiyorum. Ya eskileri söylemiyorum. Dvoreski muazzam bir insandı. Valla Fener'in halini ben de bilmiyorum ya. Ben antrenör olsam Fener'in daha iyi oynar yani. Daha önceki canlı yayınlarda söyledim böyle. Hani hep kafam şey gidiyor. Antrenör olsam nasıl oynatırım bir takım diye. Yani ne bileyim şimdi kendimden de şeyi eleştiriyorum böyle. Ülkede 70 milyon antrenör, 80 milyon antrenör var, 80 milyon büyük usta var, 80 milyon siyasetçi var. Her şeyi çok biliyoruz sanki ama hani bazı şeylerde de sonuçta takip ettiğimiz için yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani eğitim sisteminin bir sistemi var arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bir sistemi yok yani. Ve benim anlamadığım bir şey var. Benim gördüğüm maçları izliyorum. Yani Mesut Özil gibi bir ayak var. Sosa gibi bir ayak var. Niye Caner kullanıyor bütün duran topları? Aynı şeyi ben Galatasaray'da da görüyorum yani. Her topu Ömer Bayram gidiyor ya. Niye Ömer Bayram kullanıyor duran topları anlamış değilim ve bir tane orta yapamıyor. Korner kullanıyor, yetiştiremiyor gibi yani. Neden hep ona kullandırılıyor? Ben teknik direktör olsam hani 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Baktım kullanamıyor. Değiştiririm yani başka birisine kullandırırım veya çalıştırırım antrenmanda. Duran top çalıştır derim. Çalış derim. Bunu mesela anlayamıyorum ben. Bunu teknik direktör görmüyor mu, önemsemiyor mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani Mesut veya Sosa varken Caner mi kullanır duran topları? Ne bileyim Galatasaraylı arkadaşlar Ömer Bayram mı kullanır bütün duran topları ya? Her yerde Ömer Bayram gidiyor kullanıyor ya. Korneri kullanıyor, yetiştiremiyor. Bir tane ortasında ben görmedim. Merkezden oynayacak oyuncu hep kanat oyuncuları aldı ama Valencia'yı aldı, Thiam'ı aldı. Hepsi şey kanatlardan hareketli sistemde oynayabilecek oyuncular. İşte İrfan Can'la Mesut gelirse belki merkezden onlar oynayabilir. Emirhan teşekkür ederim. Demek ki ciddi bir çalışmaları var açılışla ilgili Karsen. O zaman kendisini düzeltmiş demektir. Açılışları çok önemsemiyordu Karsen. Mücadele gücüne dayalı açılışlar seçip enerjisini oyun ortası ve oyun sonuna saklıyordu. Öyle bir şey varsa Ahmet bu güzel bir şeydir. Zevkle izleyeceğiz demektir. Mustafa Muhammed inanılmaz bir oyuncu ya. Türkiye'ye gelmiş en büyük yıldız Hacı, Alex kesinlikle. Hacı ve Alex'i söyleyebilirim. Yani hani Anelkalar falan çok iyi oyuncular geldi ama Hacı, Alex ayrı. Birisi Karpatların Maradona'sı. Alex zaten tartışılmaz. Mesut da söylenebilir. Hani çok iyi futbolcular geldi. Gelmedi değil. Ama hiçbirisi bir sabre etmiyor arkadaşlar. Kim o? Didi yani Instagram'da kim o? Satranç dersi ben. Ben yani sekondantlık çok yapmadım. Hep antrenör oldum ben genelde. Ya evet forvet alması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Yok yani sonuçta ebeveyn olmak kolay bir şey değil Rigor ve arkadaşlar diyeyim. Ya mutlaka deneyimsizlikleriniz oluyor, hatalar oluyor ama çocuğu için yapıyor herkes yaptığını. Ben de aynı şeyi yapıyorum, çocuğum için yapıyorum. Sıkıntı şu, yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki imkanlar kısıtlı. Ne anlamda kısıtlı? Bir yerlere sonuçta adalet sistemi düzgün çalışırsa, hakkaniyetli bir yerlere gelebileceğini bilirsen mücadele edersin bunun için. Şimdi her anne babanın düşüncesi şudur. Babam bana bir şey söylemişti. Çok etkilenmiştim. Hoşuma gitmişti. Yani herkes beni futbolda Ankara Demirspor
istemişti. Ben futbolla ilgileniyordum. Yani iyi de oynarım futbolu. Sol ayaklıyımdır. Babam izin vermemişti. Ben futbolcu olmak istemiştim. Sattan beraber yürütebileceğimi düşünmüştüm. Babam da şunu söylemişti. Yani bir koltukta üç karpuz taşıyamazsın. Hem eğitim hem satranç hem futbol olmaz demişti. Ben de demiştim ki benim çocuğum olduğu zaman ben senin yaptığını yapmayacağım. Ne istiyorsa bunu yapacağım. Ne istiyorsa onun önünü açacağım. Destek olacağım demiştim. Çocuğun olduğun zaman anlarsın verdiğim karar demişti. Şimdi ben de her istediğini yapmıyorum çocuğum adına. Ona bir yol çizmeye çalışıyorum. Belki doğru, belki yanlış. Ama bir yol çizmeye çalışıyorum. O yüzden yaptığım yanlış da olabilir ama çocuğum da bunu anlayacak. Sistem böyle devam ediyor insanlarda herhalde. Çocuğumu çocuğu olduğunda da onun için mücadele edecek, bir şeyler yapmaya çalışacak. Ayaklarının üstünde durmasını öğretmeye çalışacak. Belki vereceği kararlar beğenmeyecek yani ileride. Mesela ben şunu söyledim babama, alındı biraz ama kötü anlamda söylememiştim. Yani şimdiki aklım olsa üniversite okumazdım dedim. Tamamen sattancı odaklanırdım dedim. Hep kendimi geliştiren bir insandım. Hep şeyi söylerdim. Üniversite eşekliği alır, cahil şey, üniversite cahilliği alır, eşeklik baki kalır. İnsan kendini geliştirmediği sürece üniversite mezunu olmasının da bir önemi yok. Ben de kendimi geliştiren bir insanım derdim. Babam ilk başta yanlış anladı. Ben boş yere çalışmışım, o kadar sizi okutmuşum dedi. Ben de onu demek istemedim dedim. Yani senin yaptığına saygım var ama üniversite okumak bana çok şey kaybettirdi satrancımdan. Bu anlamda söylüyorum demiştim. Yani öyle bir düşüncem yok. Biraz uzun oldu ama Türklerden çok fazla iyi antrenör var. Ya Trabzonspor ben çok seviyorum da başındakini sevmiyorum Trabzonspor'un arkadaşlar. Maalesef. Şu anki antrenörünü sevmiyorum yani. Doping oluyor satrançta. İsmail sekondantlık yapmadım ben. Antrenörlük yaptım. Bilmem yani neden geç evlendim. Evlenmeyi de düşünen bir insan değildim ben aslında. Ama çok mutluyum şu an. Hani evlendim. Eşimden çok memnunum, çok mutluyum. Ya ben zor bir insanım arkadaşlar. Siz de bakmayın böyle hani güzel konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, seviyorsunuz. Ben öğretmeyi çok seviyorum. Çok fedakar bir insanım ama zor bir insanım. Yani çok pozitif bir insan olmakla beraber gerçekten zorluklarım var. Ben bunu eşime de söylüyorum. Çok zor bir insanım diyorum. Yani deliliklerim var, hani gitgellerim var. Gitgel derken kötü anlamda demiyorum. Yani çok fazla şey düşünüyorum, çok fazla şey yapmaya çalışıyorum. Eşim benimle konuşurken bile ben bir şeyler düşünüyorum. Yani kafayı yemişsin sen diyor bazen bana. Yani kafayı yiyeceksin, tımarhaneye gideceksin diyor. Biraz rahatla artık diyor. Sürekli bir şey üretmeye çalışıyorum. Kafam durmuyor. O yüzden zor bir insanım. Çok çabuk kavrayabiliyorum. Çok çabuk bilgi sahibi olabiliyorum, öğrenebiliyorum. Ama işime gelirse işte. Huysuzluklarında var, yok değil. Rigor mortis kabul etmem muhtemelen. Ya evlenmek kötü bir şey değil arkadaşlar. Kafa yapınıza uygun ama birebir de aynı olmasın. Zıt görüşleriniz de olsun. Yani oturup konuşup anlaşabileceğiniz insanlarla, oturup konuştuğunuz zaman sıkılmayacağınız insanlar bulmanızı tavsiye ederim. Beni de şey görmeyin böyle. Bu konuda uzman görmeyin. Ya ben saçımı taramam bile bir mucize ya. Ben lisede benim halimi görseniz arkadaşlar ben kılık kıyafet hiç önem veren birisi değildim yani. Saçımı dahi taramazdım. Sattanç'tan başka bir şey gözüm görmezdi. En azından biraz taramaya başladık şimdi. Saçımı yana taramayı seviyorum. Yani geriye doğru taramayı çok sevmiyorum. Grivas İlyas kitabını isteyebiliriz Grivas'tan. Grivas'ta vardır diye tahmin ediyorum. Ücreti ne kadar bilmiyorum ben. Grivas'ın bütün kitaplarını satın aldım neredeyse. Çok seviyorum kendisini zaten. Kafetime şeyi Donk'u izledin mi? Donk diye bir dizi vardı. Onda öyle bir laf vardı. Valla benim seviyende iyi bir seviyede ek iş yapmaya gerek yok diye düşünüyordum. Ta ki bu 1-2 seneye kadar ekonomi herkesi vurdu. İşte
Yani bu kampları falan yapıyorum. Gerçi kampları ben seviyorum da bir tek para kazanma amaçlı değil açık söyleyeyim. Öğretmeyi seviyorum yani anlatmayı seviyorum. Ama ek işsiz olmayacak arkadaşlar. Öyle bir duruma gidiyoruz. 2700'ü geçersen ek işe gerek yok. Levent yok çok basite indirgerek anlatıyorum. Yani beni alttan mutlu eden olay son bir haftada bana çok mesaj geldi. Gerek kamplarda katılanlardan gerek işte bireysel ders alanlardan. Hem değişimi gözlemlediler hem de benim anlatımımla ilgili beni çok mutlu etti. Çok güzel anlattığımı söylediler. Hani bunu zaten çoğu kişi söylüyordu gittiğim kamplarda da. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu anlatımın iyi olmasının sebebi de çok fazla kitap okumak diyebilirim. Çok hani Türkçe'ye de hakimim. Konuşmaya da özen gösteriyorum Türkçe konuşma. Kendi öğrencilerime dahi kızıyorum. Mesajlaşırken attıkları kelimelerdeki kullanım şekillerine. O yüzden boğduğumu düşünmüyorum ama bazen şunu düşünüyorum çok hızlı varyant veriyorum. Öyle çalıştığı için benim kafam o varyantla ilgili satranç ile ilgili çok hızlı veriyorum farkına varmadan. Uyarıyorlar. Uyarın diyorum zaten. Uyarıyorlar. Yavaşlıyorum. Evet, evlenmek kolay, boşanmak zor aslında. Benim rahmetli amcam bana şey söylemişti. Kıvanç demişti işte ilk evliliğini yapacak. O deneyimi kazanacak. İkinci evliliğinde mutlu olacak demişti. Ben de eşime söyledim. Şimdi artık mutlu olma zamanı dedim. Öyle bir dönem. Oluyor yani yapacak bir şey yok. Hayatın akışında var bunlar. Hani evlilik de var, boşanma da var. Önemli olan saygıyı, sevgiyi korumak ne olursa olsun. Teşekkür ederim. Evet ben açık sözlü, özlü sözlü bir insanımdır. Severim de öyle olmayı. Yaşar Kemal'in hemen hemen her kitabını okudum. İnce Mehmet. En çok sevdiğim İnce Mehmet oldu. Çok sevdim onu. Doğu Beyazıt. Ağrı Doğu Beyazıtlıyım ben normalde. Ya Vahap'la görüşemedik. Ben bu canlı yayın konuklarını da bir bıraktım bir ara. Zaten doğru düzgün video çekmedim kanala. Canlı yayın yapmadım. Daha yeni yapıyorum uzun süredir. İvançuk'tan cevap gelmedi. Yok ben hiçbir maça alkollü çıkmadım. Yani içki içmeyi seviyorum. Bakın rakı içerim ama yaptığım işe ben saygı duyarım. Ben turnuvalarda kesinlikle maçlara alkollü çıkmadım. İçmedim yani. O çok önem veririm ona. Sonuçta bakın biz yurt dışına dahi gittiğimizde bu ülkeyi temsilen gidiyoruz. Ona göre davranmak zorundayız. Sonuçta orada biz ülkeyi temsil ediyoruz. Federasyonu temsil ediyoruz. Ailemizi kendimizi temsil ediyoruz. Ben o konulara dikkat eden birisiyim. Türkiye'den demiyorum. Yurt dışında çok var. Sarhoş çok gördüğümüz oldu. Ben ve benim arkadaşlarım hiç görmedim ben. Biz yapmadık yani. Ha, ne olur akşam otururduk. Atıyorum birer tane içerdik mesela. Bira içerdik diyelim. Ama ertesi gün zaten bir sıkıntımız olmazdı ve maça çıkmazdık öyle. O konularda hassasızdır yani. Tek bir oyuncuya karşı nasıl hazırlanırsın İsmail Chess? Şöyle rakibin açışlarını incelersin. En çok kaybettiği varyanta bakarım ben mesela. Neden kaybettiğine bakarım o varyanta. Açılışla mı ilgili, oyun ortası mı, işte oyun sonu mu, hangi konularda zorlanıyor mesela. Kaybettiği maçlara bakarım. Hangi konularda zorlanmış? Kapalı konular mı, saldırı yapıldığında mı? Ha, bakıyorum saldırı yapılan konularda zorlanıyor. Çok maç kaybetmiş. Hamle kaçırıyor hep atak yapıldığı zaman. Taktik uyuyor. Ona göre bir varyant seçerim. İşte atıyorum Dragon seçtim. Dragon'a bakarım ne oynamış. Baktım Dragon'a çok sakin şeyler oynuyor. Böyle karışık şeylere girmiyor. O zaman ben konumu nasıl karıştırabilirim? Hangi açılışı yapabilirim? Diyelim ki bulamadım karıştıracak bir konum açılışta. O zaman zorlandığı konumsal maçlara bakmaya başlarım. Bulursam bir tane varyant onun üzerine eğilip onu çalışırım. Ha, onu oynamayabilir. Ben de çalışıp bir şey öğrenmiş olurum. Öyle bakıyorum hep. Masada artık kozlarımızı paylaşırız. Mucize Amler kitabımı yeni gönderdiklerim oldu. Ya haberi olmayanlar oldu çok garip şekilde. Beni yakından takip ediyor. Haberi yokmuş. Yeni gönderdiklerim ne oldu? Gerçekten kitap çok güzel arkadaşlar. Yani kendi kitabım diye söylemiyorum. Almayanlar alsın mutlaka. Dünyada ilk başka bir örneği yok. Kare kodlu bir kitap. Yok kaybettiği maçı neden kaybettiği çok önemli. Şimdi neden kaybediyor? Eksiklik ne? Yani eğer atıyorum
fil çiftinde karşı kaybediyor ve her fil çiftinde bu kaybı yaşamışsa psikolojik bir üstünlük kurarsın fil çifti konumuna girdiğinde. Bu o psikolojiyi yakalamak önemli işte. O yüzden bakıyoruz. Ya ben kendime güveniyordum. Ben şey söylüyorum bakın. Mustafa Vahap, Emrecan bunlar Türkiye'nin yetenekleri. Çok önemli oyuncular. Bunlara sponsor bulunsa 2100'e geçerler. Ben diyorum ki ben Sattaş'tan uzaklaşmıştım. Yeni yeni tekrar dönmeye başladım. Antrenörlük hayatıma başladım ve çok güzel başarılar elde ettim antrenörlükleri de. Çok ciddi dereceler yaptırdım öğrencilerime. Bana şu an sponsor bulunsun. Ben 2700'ü geçerim. Ha, 2700'ü geçmek bana bir şey kazandırmaz. Yaşım ileride çünkü. Ben 2700'ü geçtiğimde gidip korus turnuvası beni alacağına 16 yaşında 20 yaşında 2600'lük bir genci alır. Çünkü onda kazanma hırsı var. Benim artık doyduğumu düşünürler. Ama ben 2700'de geçeceğimi iddia ederim. Sponsorum olsun. 3-4 sene, 2 sene fark etmez. Oturur deli gibi çalışırım. Ekonomik özgürlüğümü alayım. Geçerim. Bunu bir tek ben değil, birçok kişi yapabilir. O ekonomik özgürlüğü alanında. Çünkü biz zamanında bir temel aldık. Satranca yatırım yaptık. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Bunun getirdiği sonuçlar bunlar. Yani şimdi sıradan birisi de gelip ben de geçerim sponsor olsa diyemez bunu. Ben diyebilirim çünkü bir temel aldık biz. Çok hocayla çalıştık. Ya inziva konusunda bir planımız var. Ama ben inzivaya çekilebilecek bir insan değilim. Bu aralar çok ihtiyaç duyuyorum. Birkaç günlüğüne böyle bir dağ evine gitmeyi, yaylada kalmayı çok istiyorum. Her şeyden uzak. Soba yansın böyle çıtır çıtır. Kitap okuyayım sobanın yanında. O kadar çok istiyorum ki yapabileceğim bir yer ve zaman yok şu an için. Vugar çok büyük oyuncuydu ya. Allah rahmet eylesin. 2700 üstü nasıl para kazanıyor? Turnuvalara davet alıyor. Davetlerden para kazanıyor. Ayak bastı parası deniyor buna. Turnuvalardan ödül kazanıyor. Ders verse zaten kazanır. Dünyada çok fazla insan var. Ben Twitter'dan takip ediyorum. Nakamura'dan ders isteyen çok hani ünlüymüş tabii kendileri. Bilmiyorum. Girip profiline bakınca görüyorum. İnsanlar var Nakamura yayın yapmaya başlayınca. Kazanır yani bir şekilde. Ya anlık mutlu olabilen bir insanım ben. O yüzden çok önemsiyorum. Çünkü pozitif hale getiriyor beni anlık mutluluk. Ben önemsiyorum anlık mutlulukları. Ama tabii ki anlık mutluluklar da eğer boş bir hayat yaşıyorsan hiçbir önemi yok. Orası neresi? Hastak. Bayağı bir sohbet ettik bu arada ya. Saat yarım olmuş. Ama neresi işte yayla da? Hangi ildesin? Karadeniz'de misin? Rize mi yoksa? Antalya. Hayatın bir amacı sorgulamamak lazım hayatın amacını. Yani insanlar nesillerini devam ettirmek üzerine yaşıyor. Benim hayattaki amacım nedir? Neslimi devam ettirmek ve hayatta izler bırakabilmek. Bu izleri bırakabildiğimi düşünüyorum. Daha da bırakmak istiyorum. Yani neslimiz de devam ediyor. Ders ücretim benim sabittir. Bir öğrenci seviyesine göre belirlemem. Hani o konuda da şeffafımdır. Ücretsiz ders verdiğim öğrencilerim de var. Ücretli verdiklerim de var. Hani ben karar veriyorum ücretsiz vereceklerime. Yetenek anlamında. Destek anlamında. Gizli olan derslerim de var. Kimsenin bilmediği, desteklediğim ücretsiz. Ama benim sabittir ders ücretim. Coffee time inşallah Antalya'ya gel. Vallahi ben ağırlarım yani. Ederiz sohbet. Niye yaramasın? Sonuçta amaç senin amacın senin içindir, benim amacım benim içindir. Ben senin amacına hiçbir şeye yaramaz demem yani. Sonuçta o senin amacındır. Sen de o amacın benim işime yarayıp yaramayacağını bilemezsin. Ben mesela o konularda şeyimdir. Şimdi senin hoşuna gitmeyen veya
sana yarar olmayan bir şeyin başkalarına yarar olmayacağını söyler gibi konuşursam veya sen değil genel herhangi birisi o doğru olacağını düşünmem. Hoşuma giden bir şey değildir. Çünkü bu benim fikrim, benim amacım. Bizde şeydir, rahmetli Orhun Uncu'nun bir sözü vardır. Türkiye'nin en büyük sorunu bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bir toplum olmamız derler. Şimdi ben senin yaşama amacındaki o amacı neden istediğini bilemem. Onu öğrenmek isterim, sorgulamak isterim. Neden onu istiyorsun? Mantığımı oturturum. Zaten hayatın amacını aramayın dedim. Ben kendi amacımı söyledim. Kendi amacımı söylemedim, pardon. Ne dedim? İlk başlarda hayatın temel amacı neydi? İnsanlar ürüyordu. Neslini devam ettirmek için hayata bir imza atmaya çalışıyordu. Şu an hayatın ne amacı olduğunu bilemeyiz zaten. Herkes kendine göre bir amacı. Benim amacım bak dünyayı gezmek. Öldüğümde ne kadar gezmişsem o kadar iyi benim için. Yani Mustafa niye bulamıyor bilmiyorum. Bulunamıyor maalesef. Sponsor çok acı bir durum bu. Dinktiren ya sosyal medyada Facebook'ta birisi ismini de unuttum. Çok gülmüştüm ya. Korus turnuvası öncesi Karsan'la ilgili bir yazı yazdı. Bu turnuvada Karsan'dan güzel şeyler bekliyorum efendim. Karsan döküldü. Sonra şey yazdı. Korus'la Karsen'le ilgili bir şeyler yazmıştım. Dökülmüştü ama bu turnuvada Dinktiren'den çok umutluyum dedi Yıldırım turnuvasında. Dinktiren döküldü. Çok gülmüştüm. Yani Dinktiren beklenmeyecek bir performans gösterdi. Ben çok şaşırdım. Muhteşem oyuncu. Evet, materyalist bir bakış. Materyalist bakış kötü mü? Var bir tane birisi var. Bilgisayar kullanıp ünvan almış birisi var. Onunla kesinlikle oynamak istemiyorum. Çünkü bana bir zevk vermez onunla oynamak yani. Bir katkı sağlamaz. Hak etmediği bir ünvan aldığı için bilgisayar kullanarak. Zaten o da turnuva oynamıyor. Bir tek onunla oynamak istemezdim. Evet, güzel bir söz Muhammed Ali'nin sözü. Abdullah Avcı'yı neden sevmiyorum? Şimdi şöyle bir şey düşündüm ben birkaç gün önce. Aslında Abdullah Avcı değil. Ben futbol kulübü yöneticilerinin hiçbirisini sevmiyorum. Yani bir tane bana göre doğru bir insan yok. Neden doğru bir insan yok? Bakın, Fenerbahçe'nin canı yandığında Fenerbahçe kalkıyor haktan, hukuktan, adaletten bahsediyor. Peki, Fenerbahçe'nin canı yanmadığında, Çaykur Rizespor'un veya Konyaspor'un canı yandığında Fenerbahçe kalkıp Çaykur Rizespor'un hakkının gasp edildiğinden, haktan, hukuktan bahsediyor mu? Hayır. Galatasaray canı yandığında Galatasaray haktan, hukuktan bahsediyor. Beşiktaş'ın canı yandığında bahsediyor. Peki, Ankaragücü'nün canı yandığında, fahiş bir hata olduğunda, ciddi bir hata olduğunda Galatasaray, Beşiktaş kulübü yöneticileri kalkıp haksızlık yapılıyor, hak yeniyor, Ankaragücü'nün hakkı yeniyor diyor, bahsediyor mu? Hayır. Sadece kendi canı yandığı zaman haktan, hukuktan bahsediyor. Yanmadığı zaman sesini çıkartmıyor. Şimdi bu doğru bir yönetici değil ama toplum da böyle maalesef. Şimdi o yüzden ben yöneticilerin hiçbirisini samimi bulmuyorum. Çıkıp ağlıyorlar. Ben bunu söylüyorum. Galatasaray da ağlıyor. Beşiktaş da, Fener de ağlıyor puan kaybettiğinde. Başka yaptıkları bir şey yok. Ağlamak. Abdullah Avcı da her maç sonrası, kaybettiği maç sonrası sürekli ya oyunu domine ettiğini, çok iyi oynadın ama işte hakem hatası olduğunu, domine ettin ama işte başka faktörler olduğunu hep ağladı. Kaybı ben bir kere daha duymadım ki, evet çok kötü kaybettik, kötü oynadık, bizim hatamızdı, daha iyi çalışacağız dediğini duymadım. Hatta çoğu antrenörünü duymadım zaten. Ama Abdullah Avcı da nedense bu son dönemlerde Başakşehir popüler olduğunda, hani takip ettiğimde, izlediğimde hep kaybetti, her maçtan sonra bir ağlama geliyordu. O tür insanları sevmiyorum ben. Yani kabullenmek gerekiyor kaybetmeyi de. Bundan dolayı sevmiyorum. Mesela Ünal Karaman inanılmaz iyi bir antrenördü. Bana göre çok iyi oynatıyordu Trabzonspor'da. Ben şey değil mi? Bir tane görmedim yani böyle hani onun ağladığını ya da bana denk gelmedi. Görmedim. Ben mesela çok beğeniyordum onu.
Türkiye'de mesela kimi beğeniyorum antrenör olarak? Şimdi Aykut Kocaman çok felsefik yaklaşıyor. Bu benim ilgimi çeken bir şey. Ama Aykut Kocaman da aynı. Sürekli bahanelerin arkasına sığınıyor. Şimdi bahanelerin arkasına sığındığı için bir duvar çekiyorum. Yoksa felsefi olarak çok güzel yöneten birisi. Sistemi oturtan, bir sistem yaratan birisi mesela. Bu çok hoşuma gidiyor yani bu tür teknik direktörler. Hoşuma gidiyor. Şimdi Türkiye'den kimi beğeniyorsun dersen Sergen Yalçın mesela beğeniyorum. Bahaneye sığmıyor ya, adam çok dürüst. Adama soruyorlar. İşte yaşı tutmayıp bahis oynayanlar var. Onlar için ne söylersin diye soruyorlar. O kadar dobra ki Almanya liginden uzak dursunlar diyor. Ya ben Sergen Yalçın'ı çok beğeniyorum. Ama Abdullah Avcı'yı bundan dolayı beğenmiyorum arkadaşlar. Yani antrenörüne bir şey demiyorum bakın. Antrenörüne bir şey demiyorum. Gerçekten Başakşehir'de bir sistem kurdu ve çok popüler olmayan futbolculardan kurdu bu sistem ve takır takır işledi bu sistem. Ama Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'ta her mağlubiyet sonrası bir bahane buldu. Her mağlubiyet sonrası bir bahane buldu. Bu beni çok rahatsız etti. Puan kaybetme korkusundan turnuva oynamadım hiç olmadı. Ben kesinlikle oynarım. 11'de 0 yapacağımı bilsem oynarım yani. Evet, kişiliğinden ödün vermedi. Sergen'i çok beğeniyorum ben. Hangi satrancının benim açılış sekundantı olmamı? Dubov olabilir mesela. Muazzam. Vaşiyer Lagrav olabilir. Muhteşem bir açılış repertuarı var. Ya futbolda bakın arkadaşlar, ben çok ne söyleyeyim, ben Galatasaraylıyım. Kombinem de vardı zamanında, gidiyordum. Şunu söyleyebilirim. Şike yapmayan takım yok. Yok işte şimdi Beşiktaş mesela şerefli ikincilikler diyor. Fenerbahçe yapmadığını söylüyor. Galatasaray yapmadığını söylüyor. Hepsi yaptı. Ben size bir tane şey söylüyorum. Sinan Engin döneminde Rize'ye giden şey çanta. Bu sistemde şike yapmayan takım yok. Kimse biz temiziz demesin. Bir de o kadar sinir oluyorum ki kendi başlarına biz şey geldiğinde, haksızlık olduğunda çıkıp ağlamaya başlıyorlar ama başka takım olduğunda sesleri çıkmıyor. Takımı şu an tutmuyorum. Ben Galatasaraylıydım. Kombinem de vardı. Maçlara da gidiyordum. Kombinemi ilk önce iptal ettirdim. Dijitürk'üm vardı. Onu iptal ettirdim. Her şeyi iptal ettirdim ben. Arada izliyorum. Ben Liverpool taraftarıydım. Liverpool'da kötü gidiyor ya. Ne yapacağız? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Beyaz futbol arada izliyorum. Gülmek için izliyorum ama dayanamıyorum. Yani o kadar şey ki, tartışma seviyesi yok ki. O rock sürekli bağırıyor. Ben gürültüyü seven bir insan değilim. Yani gülmek için izlerdim. İzlemiyorum artık onu da. Merhaba Göktürk. Game One'da 12-13 tane sporcu var. Rize'ye bir çanta gitmişti. Rize Spor'la Beşiktaş'ın maçı önce Sinan Engin devredeydi. Benim okuduğum haber buydu. Ya ben yapmayan takım olduğunu düşünmüyorum. Şike kesinlikle. O yüzden valla Beşiktaşlılar da hiç darılmasın. Fenerliler de Galatasaraylılar da şike yapmayan takım yok. Mart'ta başlayacak deniyor. Evet, hazırlıklar yapılıyor. İnşallah başlar. Satranç hile yapanı ben söylemeyeyim. Epeydir turnuva oynamıyor ama var. Irk kavramını. Hiç düşünmedim, bak bunu bir düşüneyim. Ama karakteristik özelliklerini yansıtıyor hayata. Kıtaların, yaşayan insanın, ırkının bulunduğu toplum yapısı, bulunduğu coğrafi bölge hayatına yansıyor. Suat Talık hile yapar mı ya? Suat Talık önemli bir büyük usta. Ben sevmesem de, adamla konuşmasak da bu konularda hayatta yapmaz. Çok dürüst bir insandır satranç anlamında. Ya yalan söylemişliği var mıdır? Var. Benim hakkında, ailem hakkında vardır ama yapmaz öyle şey Suat. Suat'ı kastetmiyorum canım. Benim Suat'a satranç anlamda saygım var.
Sadece öyle bir şey yapmaz ve şey hak et, kendisi hak ederek geldi geldiği yerlere. Satranç bilgisiyle geldi. Öyle bir durum yok yani. Küçük yaş Mustafa Naim Antep. Yani küçük yaştan eğitmek gerekir. Doğru bir eğitimle çok ciddi sonuçlar alırız. Kasem valla şu tonton bakınca çok sos veriyor ama SOS yani sos derken ciddi sinyaller veriyor ama toparlaması lazım kendisini. Hayır, GM değil arkadaşlar. Zaten bizlerin yani benim arkadaşım değil. Çoğu kişi de sevmez onu. Evet. Ya şimdi ona ben bir şey diyemem. Hani yapıldı yapılmadı. Ben yurt dışında gittim aldım normlarımı. Sadece bunu söyleyebilirim. Ama o konuyla ilgili bir yorum yapmadım. Hepsi de hak ediyor şu an. Yani hani söylendi. Söylenmedi değil ama ciddiye alınmadı o söylentiler. Ben sadece yurt dışında oynadım hep. Dragan demez zaten ya. Ya büyük usta değil zaten arkadaşlar söylediğim kişi. İme. Neyin çözümü? Rigor Mortis. Altı soruyu bir saatte çözmek mantıklı değil. Seviye atıyorum 1200 seviyesinde ise 1200-1300 arası sorular çözmek lazım. Bir tık yukarıda ki direnç kazansın aynı zamanda. Zor konumlara, zorluklara karşı. Yavaş yavaş arttırmak lazım. Ahmet Efe kanalası bilmiyorum. Ben sadece gördüğümü söyleyebilirim. Görmediğim şeyleri söyleyemem. Yapmış yapmamış. Bu online turnuvada değil benim söyledim. Masa başı turnuvalarda yapılan bir şey. Yani çözüm süreci seçimler yaklaşıldığı zaman devreye giren bir şey. Çözüm süreci diye bir şey yok. Yani şimdi sadece şunu söyleyebilirim. Yaradılanı severiz, yaradılandan ötürü deyip siz biz demek ne kadar tutarlı. Bilmiyorum amfetamin kullanıp maça giren oldu mu? Ben kahve içerim sadece ve su içerim maçlarda. Hani doping alıp giren oldu mu? Bu çıktı mı? Hiç bilmiyorum onu. Sattaş'ta doping bir ara olimpiyatlara alınmak için doping testleri yaptırdı. Hatta bana da yapıldı. 11 kahve dopinge giriyormuş mesela. Üst üste 11 kahve içerseniz. Yani odaklanmayı arttırıcı maddeler vardır muhtemelen. Onlardır. Doping yasal değil tabii ki. Teşekkürler. Barış Şahin. Valla ben kahveciyim arkadaşlar. Günde 2-3 fincan kahve içiyorum. Türk kahvesi. Çok seviyorum. Mutlaka içerim 2-3 fincan. 11 fincan. Ben mesela turnuvada da yani o Nescafe falan içmem. Türk kahvesi varsa içmeyi tercih ederim. Yoksa su ve çay. Göktürk at mailimi at ama bak mailim yazıyor. Birazdan kapatacağım. Uyuyayım artık ben de. Teşekkürler arkadaşlar katıldığınız için. Güzel de bir sohbet oldu. Samimi bir sohbet oldu. Beni ziyarete gelirsiniz artık Silivri'ye. Arap kahvesi denemedim hiç ya. Şimdi şöyle ben gezi olaylarını desteklemek derken ben bakın vandallığa karşı bir insanım. Yani doğal yollarla verilen tepkilere desteklerim. Sonuçta tepki vermek insanın fıtratında, yapısında var bence. Ama şimdi bu gezi olaylarında da kamu malına zarar verme. Ben bunlara karşıyım. Yani tepkini verirsin. Bunu başlatanlar değil belki araya girdiler. Belki gerçekten ortalığı karıştırmak için yapanlar oldu. Onu bilemem. Benim
Verdiğim destek şu. Sonuçta buranın doğası da bizim ülkemizin doğası da ağaçları da bizim ülkemizin ağaçları. Bu anlamda bir talepleri oldu. Haklı haksız bu tartışılır. Bunu tepki göstermek doğaldır. Eleştirmek kadar doğal bir şey yoktur. Eleştiriye açık olmak lazım. İşte bu anlamda ben de gittim şeye Taksim'e gitmiştim ben de. Gezi Parkı'nda bir gün geçirdim. Arkadaşlarımla gittim. Ama diğer tarafına ben destek vermem. Yok işte kamu mallarının tartaklanması, zarar görmesi bu doğru bir şey değil. Buna karşıyım, bunu da söyleyebilirim. Evet, ben de o böyle bir görüşe sahibim. Vandalizme karşıyım ben de. Hoş geldin Burak Oğuzhan ama biz kapatıyoruz ya. Yok, sosyalist bir insanım ben arkadaşlar, komünist değilim. Ama her şeyden önce insanım. Yani görüşlerden ibaret değilim. Sadece. Maalesef sonuna yetiştiniz. C4 Silivri'de. İngiliz oynadığım için C4'e atacaklar beni. Ya ben bir tehlike oluşturmuyorum ki. Civciv yemi gibi bir şeyim ben yani onlar için. Tehlike oluşturmuyorum. C4'e E6. Ya ben Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri video yükleyeceğim demiştim. Hatta Pazartesi, Çarşamba ve hafta sonu. Pazartesi günü video çektim. Mikrofonu çıkartmışım yanlışlıkla USB'sini. Sonra tekrar takmışım ama ayarlamamışım. Çok da güzel maç oldu böyle. Hiç ses yok. Yükleyemedim. Bugün canlı yayın yaptık işte, ona denk geldi. Yarın yükleyeceğim ama video. Çarşamba günü video günü yükleyeceğim. O turşu süper ya. Fermente gıdalarla beslenmek lazım. Prebiyotik ve probiyotik beslenme çok yararlı. Ben her gün kefir içiyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir şey. Doğal kefir mayasıyla yapmak lazım tabi de. Bu arada yöresel doğal lezzetlerin hepsini açayım arkadaşlar. Göndermek isteyen varsa seve seve. O konuda utanmam yoktur yani. Yemek yemeyi çok seviyorum. Yöresel lezzet ücretli ücretsiz gönderebilirsiniz. O Hatay'a gelirsem ben Hatay sofrası isterim artık yani, öyle mezeler, meze şehri ya Hatay. Vallahi Hatay'a bir gelsek, çok bekleyen var Hatay'da. Çok tüketmiyorum ben. Ama hani fermente gıdalar tercih etmeye çalışıyorum. Of, tantuni ya, süper tantuni var ya. Orada Cengiz mi vardı? Neydi tantunici meşhur? Şalgamla beraber. Ya ben çiğ köfte de acayip yiyordum.
Hangi durumlarda o açmaz bir baskı yaratmıyorsa artık rakip için ve açmazdan kurtulma fikri varsa, at oyuna sokacaksa veya bize bir avantaj sağlıyorsa, mesela zayıf kareyi kontrol ediyordur o at. Bunlara değişmeliyiz. Ha, Salih Usta mıydı? Salih Usta. Cengiz nereden çıktı ya? En son şu Atatürk Havalimanı ile ilgili haberi okudum da. Oradan aklımda Cengiz kalmış demek ki. Evet arkadaşlar, katılımınız için teşekkür ederim. Evet, yükleyeceğim. Onları da yükleyeceğim. Yani pratik çok isteyenler oluyor da. İşte haftada 3 güne indirdim. Yüklemeyi planlıyorum. Arada da böyle canlı yayın yapacağım. Güzel oluyor arkadaşlar canlı yayın. Cengiz'e dislike aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler katıldığınız için. Herkese iyi geceler.